hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu aklımız ormanda bir yaşam first class Teona. Bir başkamız hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala? Class Sport TV ekranlarına hoş geldiniz. Yayıncı birinci haftamızı tamamladık. Yine Meriç abim, Ahmet ve ben ekranlarınızdayız. Bugün Süper Lig'deki, birincilikteki, ikincilikteki takımları değerlendireceğiz. Üç, voleybol, basketbol, handbol değerlendireceğiz. Ankara'nın sporuna bir panorama açacağız. Sıkıntılı bir hafta. Geçen hafta sonu maçlar oynanmadı. Evet. Bizim programı aslında Cüneyt abiyle Aykut çaldılar cuma akşamı. Bizim yapacağımız birçok değerlendirmeyi onlar cuma akşamı ekranlara yansıttılar. Ama onlar da haklı. Biz oynananları değerlendirecektik. Onlar bu haftaya yönelik bir takım değerlendirmeler yaptı. Biz oynananları değerlendiremedik çünkü oynanan yoktu. Yani oynanan olmayınca. Biz de değişik bir pencere açarız. Biraz daha rahat hazırlandık. Detaya evet. Hoş geldin Ahmet, sen de stüdyoya tekrar. Uzun yoldan geldi abi. Uzun yoldan geldi. O Ankara Öcü'yle başlayacağız. Ankara Öcü'nü canlı izleyen aramızdaki tek kişi. Evet. Kastamonu'ya gitti. Onun özel değerlendirmelerini alacağız. Mehmet Yiğner'in, İsmet Hoca'nın maç sonrası açıklamalarına tekrar değineceğiz. Ankara Öcü'yle başlayalım. Ahmet, Kastamonu'da neler oldu? Nasıl oldu? Ankara Öcü niye yenildi? Yani tahmin ediyor muyduk aslında? Ben Kastamonu evet. maçının zor olacağını baştan beri söylüyordum. Hatta en ciddi takımlardan biri. Evet. İkinci yarının en yıldız takımı Kastamonu. İkinci ligin en iyi takımı bana göre şu anda. Çıkış performansıyla. Hatta geçen haftaki programda ben biraz söylemiştim. Tekrar edeyim. Playoff'lardan da çıkması en muhtemel takım bana göre Kastamonu Spor. Ya güzel de olur ya. Kastamonu çok şirin bir il. Orada futbola bakış açısı da çok şirin. En azından Ankara güçlerle olan ilişkilerine baktığımız zaman son derece sağlıklı ve güzel. Gerçi Ahmet anlatır ama. Evet. Yani ben bir ön değerlendirme yapayım kalanını. Ben çocukluğumda Ankara Öcü'de iki tane Ziya vardı. Öbür Ziya hangisiydi? Ziya hatırladım. Yıldız. Onu tam hatırlamıyorum ama Ziya Doğan'ı çok iyi hatırlıyorum. Boşnak Ziya evet. vardı. Bir de Ziya Doğan vardı. O dönem Ankara Öcü Tanrı Doğan tesislerinde antrenman yapıyordu. Evet. Ben antrenman o oyağın arka tarafında tele örgülerden izlerken benim gözüme en çok batan Ziya Doğan'dı. Tabii canım, Beşiktaş'tan gelmişti Ziya Doğan. Çok o 3 sene şampiyon olmuş takımın bir parçasıydı. Çok önemli bir parçasıydı. İyi de futbolcuydu, çalışkandı. Ankara Gücü'ne de oynadığı dönemde çok faydası oldu. Gençler Birliği teknik direktörlük yaptığı dönem bizim bir halı saha maçında muhabbetimiz var. Taraftar, teknik heyet maç yaptık, hazırlık maçı. Kim halı yendi? Maça. Yani normalde onlar yendi ama internete düşen de biz yenmiştik. Yani kayıt, resmi kayıtlarda siz galibsiniz. Biz yendik. Yani kulüp sitesinden yayınlasalardı yendik diye yazamadılar. Taraftar sitesinde biz yendik dedik. Ama intikamımı aldım diyeyim. Bir serbest vuruş kullandı. Top bir geldi, burnum yara oldu bir hafta. Yani yıldızları saydım abi. Kerem Şeres orada ilaveten. Mehmet Çakır orada. Hasan Ayaroğlu. Hasan Ayaroğlu orada. Yani Oğuzhan, Ankaralı Bahadır, iyi takım. Oğuzhan Bayadır da abi orada. Bizim kaleci evet. Oğuzhan. Evet. İyi kalecidir. Bir Kastamonu alalım abi senden. Tabii Kastamonu maçı öncesinde her zaman zor olacağını söyledik. Belki de o ikinci yarıdaki 17 maçın en zorunu olacağını söylemiştik. Evet. 17 maçtır yenilmeyen bir takımdı Kastamonu Ankara Gücü'yle oynamadan önce 18'e çıkardı. Ki bu serinin başı da yine Ankara Gücü maçı ilk yarıdaki. Ankara Gücü'nü Ankara'da 3-1 yenmişti. Bu sefer de 1-0 yendi. Yani maçın içerisine girecek olursak Kastamonu Spor maça daha çok bilenmişti. Özellikle ilk 25 dakikada Hasan Ayaroğlu'yla Ankara Gücü'nün savunmasını her zaman üstünlük sağladı. Hasan Ayaroğlu 2-3 çalımlar attıyor. Defalarca attı aslında. Golde de hatta onun pasıyla hareketlenen, kaleci karşı karşıya kalan iyi bir pastı çünkü. 9 numara Yaşar Çetin. Evet. Yaşar Çetin'in attığı golle iyi bir vuruş yaptı ve Kastamonu öne geçti 15. dakikada.
Daha sonra Ankara Gücü toparlanma sürecine girmek istedi ama ilk yarıda pek bunu başarılı olamadı. Biraz da aslında geçen haftaki o 2-1'lik galibiyetin ardından biraz rehavete girmiş gördüm oyuncuları. Biraz şampiyon erken mi girdi havasındaydılar acaba? Tabii şampiyonluğa erken sokuldular biraz da seyirci falan. İşte ilk yarıda özellikle biraz şampiyonlar erken girmiş havasıyla oynadılar. Biraz bilinç aşağıydı. Kastamonu aşırı bir organize olmuş bir takımdı. Çok da beğendim oyun tarzını özellikle ilk yarıda. Yani playoff'a kaldılar gibi görünüyor Kastamonu için. Bunu yorum yapabiliriz. Ankara Gücü için ise tabii Kastamonu'nun Gümüşhane'yi yenmesi Ankara Gücü'ne ciddi bir avantaj sağladı. Böyle bir şey belki de normal sırasında beklemiyorduk. Gümüşhane'nin yeneceğini düşünüyorduk belki de. Tabii Ankara Gücü'nün aynı zamanda Kastamonu'nun yenilmesi tabii yenilirken nasıl bir avantaj sağlanıyor gibi yorum yapılabilir ama tabii kalan iki haftada 4 puanın artık ciddi bir avantaj olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya bir de son maç bu hafta Kayseri Erciyes'in küme düşmeyi artık garantilemiş -3 puan. Ama yalnız orada bir şeye düşmemek lazım. Yanılgıya düşmemek lazım Bülent. Bence en tehlikeli rakipler en rahat rakiplerdir. Yani küme düşmüş bile olsa eğer o Ahmet'in sözünü ettiği Kastamonu'daki biz şampiyon olduk havasıyla çıkarlarsa yani dilemem ama öyle bir tokat yerler ki hayatları boyunca o tokatın acısını unutamazlar. Onun için bu işlerde çok ciddi ve çok dikkatli olmak lazım. Her rakibe saygı duymak ve her rakibi ciddiye almak lazım. Yani çünkü futbol oyunu oynanmadan, maç oynanmadan kazanılmaz. Maçı oynayarak kazanmak için de işini çok ciddi, çok doğru ve çok iyi yapmak zorundasın. Ankara Gücü takımının bu sezon aslında iyi mücadele ettiğini söylemek mümkün ama iyi futbol oynadığını söylemek mümkün değil. Yani biraz pataküte, dandun, çatır çutur, katır kütür falan böyle gidiyor işler. Ama sonuç itibariyle diyeceksiniz ki ikincilikte çok futbol oynamak mümkün mü? Oynanan futboldan çok keyif almak, seyircilerin çok keyif alması mümkün mü? O da pek değil ama sonuçta işini doğru yapacaksın. Şu maçı galibiyetle geçtiğin takdirde bundan sonra rakibin ne kazanırsa kazansın. Puanları üçer üçer, beşer golle, yedişer golle kazansa bir şey fark etmiyor. Bir maç kazanacaksın ve bundan sonra PTT birincilik takımı olacaksın. Bu da çok önemli, çok ciddi ve çok sorumluluk isteyen bir iş. Dilerim İsmet Hoca bunu çocuklara anlatıyordur. Yani onun içinde çok tecrübeli elemanlar da var bunu anlayabilecek. Ama bunun ne anlama geldiğini düşünemeyecek çok genç elemanlar da var. Yani hayatlarında belki de ilk defa tecrübeliler dahil böyle 20 bin, 22 bin, 25 bin seyircinin önünde ilk defa oynuyorlar. Daha önce böyle bir tecrübeleri yok. Ya, mutlaka. Yani işte bir Serkan'ım var. Takımda. Aslında Serkan bile Gençler Birliği'ndeyken tahmin ediyorum Ersun Hoca döneminde öyle kalabalık tribünler oynadı. Evet, Avrupa maçlarında. Onun dışında öyle çok da o kadar insanı bir arada gördüğünü düşünmüyorum. Fenerbahçe'de, Trabzon'da gördü. Ha, evet, i̇şte Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynarken gördü. Doğru. Doğru. Oralarda var Serkan. Yani işte bunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. Bunun çok iyi farkına varmaları ve bunun hakkını vermeleri lazım. Bence en önemlisi bu. O zaman ilk bir Ahmet'e dönmeden önce bir seyircilerimize söyleyelim. Yani yorumlarınızı gönderin. Siz nasıl beğendiniz mi Ankara Gücü'nün futbolunu? Ne diyorsunuz? İki maç kaldı. Artık Kayseri'ye akın edilecek. Stadın dolması. Belki Kayseri stadı da bu kadar taraftarı bir arada ekleyecek. Ama yani daha onda da bir muallaklık, bir belirsizlik var. Biz yayın öncesi Ahmet'le konuştuk. Futbol Federasyonu'nun Kadir Has konusunda herhangi bir kararı yok şu ana kadar. Sanıyorum yarın, evet, öğleden yarın sonra. Bence verirler yani, abi. Ya mantıken vermeleri gerekir de hani Türkiye'de mantıken vermekle hak ederek vermek ya da hakkını vermek konusunda hep bir sıkıntı olduğu için abi, benim şüphelerim var açıkçası. 4 puan takım öne geçmiş. Ligin bitmesine 2 hafta kalmış. Rakibi ligin en alt sırasındaki takım. Küme evet. düşmeyi haftalar öncesinde garantilemiş. Yani -3 puan diyoruz. Yani 7 cezadan dolayı 9 puan ceza yedi. Sonuç itibariyle yani, para kazanması gerekiyor bir takım şeyleri ödemesi bir açısından da. Bir takımın bütçesini toplama kısmı var. Bir de ya arkadaş bu kadar insan gelecek oraya. Futbol keyif oyunu, eğlence oyunu. Sen aynen, bunu engelleyecek. Niye bir iş yapacaksın? Futbol Federasyonu tamam kurallar şeyler falan tamamdır da yani biraz da eğlenceyi de bozmamak lazım ki bana göre futbolun eğlence kısmını biz kaybedeli çok oldu abi. Biz evet. futbolda eğlenmiyoruz artık.
Mahalle maçları bittiğinden bu yana zaten bu işler birazcık daha endüstri futbol dediğimiz garabete dönmeye başladı. Yani onun için ben Futbol Federasyonu'ndan ilgililer de inşallah bu programları izlemeye başlarlar. Bizim söylememize gerek yok. Bunu yani Futbol Federasyonu bu maçta Kadir Has stadını açması lazım. Yani o mantığı stadda belki de en kalabalık seyircisini görecektir. Yani kupa maçları falan oynandı mı tam hatırlamıyorum. Oynanmıştır milli maçlar falan. Devam edelim Ahmet Sarı. Tabii maçın ilk yarısında oyun olarak istenilen verim alınamadı. Zaten alınan skordan da belli. 1-0. İkinci yarıda aslında şöyle bir durum var Ankara Gücü'nde. Özellikle son 5-6 yani 10 da diyebiliriz ama özellikle son 5-6 maçta maçların ilk yarısında iyi oynamayan Ankara Gücü var. İyi oynamayan ama ikinci yarıda o yaptığı atırımla farklı oyun sistemiyle maçı kazanan, berabere son 10, kalan. Son 15 dakikada, son dakikada. Evet. Bu aslında bu özelliğini Kastamonu maçında da gördük ama yetmedi. Kastamonu daha güçlü bir takımdı bence. Yani diğer son 5 hafta oynadıkları karşılaşmalara nazaran. Bunu gerçekleştiremedi. Aslında birkaç pozisyonu var. İkinci yarının başında özellikle 6 pas üzerinden kaçırılan pozisyon var. Son dakikalara doğru Enes'in kafasını kaleci son anda çıkardı. Bir de penaltı şüphesi var. Aslında ikinci yarıda yine diğer maçlar gibi pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Arasındaki fark bu aslında diğer maçlar arasında. İşte bu hafta sonu Erciyesspor'la oynayacak. Erciyesspor tabii ki aslında ligin başında küme düşmeyi garantilemişti. Genç kadroyla mücadele etmek zorunda. Evet, onlar epey dağıttılar. Evet, 17-18-19 yaş grubuyla oynuyorlar. İlk yarıdaki Ankara Gücü maçı Ankara'da 3-0 kazanmıştı. Tabii ki bu hafta artık daha bilinçli bir oyun. Rakibinde artık durumu belli. Kadir Has alınırsa büyük bir gövde gösterisi olabilir şampiyonluk yolunda. Yani umarım alınır. Yarın kararı bekliyoruz. Abi o Bolu'daki Türkiye Kupası mı? Türkiye Kupası finali. Türkiye Kupası finalinde Bolu'dan Ankara'ya konvoy oldu denilmişti. Yolda oldu neredeyse. Evet. Ben bu maçta Ankara-Kayseri arası da yol dolar diyorum abi. Kesin dolar. Çünkü eğer bu maç Kadir Has'a alınırsa Ankara'dan en az bir 20-22 bin kişi, 25 bin kişi şampiyonluk maçına gider. Çünkü orada olmak, o maçı yaşamak, şampiyonluğun içinde hissetmek kendisini özellikle Ankara Gücü'nü seven insanlar için çok önemli. Yani Ankara Gücü'nün taraftarı takımına, armasına, formasına nasıl sahip çıktığını özellikle bütün bir sezon gösterdi ama özellikle Gümüşhane olayından sonra gerçekten müthiş bir dayanışma oluştu ve o dayanışma çok net biçimde ortaya çıktı. Yani aslında Gümüşhane orada yapılanlarla kendi kendinin sonunu hazırlamış oldu. Bir de Ankara Gücü'ne veren de şampiyonluğu aslında biraz da Gümüşhane'nin o maçtan sonraki düşüşü oldu. Eğer onlar düşmeyip tempolarını korusalardı 4 puana çıkmıştı sanırım. 3 puanda bir maç eksikti. Kazansa 6 olacaktı. 6 olacaktı. Yani neredeyse şampiyonluğu onlar da garantilemek üzerelerdi. Yani matematiksel olarak olmasa dahi mantıken olmak üzerelerdi. 2 ile barajda da zaten onlar üstün. Tabii 2 maçta da kazandılar. Onların kötü gitmesi Ankara Gücü'nün de aslında son maçlardaki kötü gidişini de göstermedi. Ankara Gücü de son maçlarda kötü gitti. Tabii canım iyi gitmiyor. İyi gitmedi. Ama Ankara Gücü'nün kötü gidişini engelledi. Ben şeye geleceğim abi. Bu Adil abinin Bolu'daki fotoğrafını hangi gazeteyi çekmişti hatırlıyor musun? Yaşar Saygı. Yaşar. Çok iyi hatırlıyorum. Bize Kayseri'de acaba böyle bir fotoğraf çekme şansı düşer mi? O futbolcular bize öyle bir tarihe geçmiş bir fotoğraf yani, o neticede. Onu cesaret edebilecek, düşünebilecek, yapabilecek futbolcu var mıdır? Ben o fotoğraflardan sonra Adil'le de, İhsan'la da, Fuat'la da oraya o fotoğrafı veren bütün oyuncularla konuştum. O oyuncular orada mantıken ne yaptıklarını falan unutmuşlar. Nasıl bir ruh halindeyse. Yani şimdi düşün, oradan 2-2,5 metre tenin demirin tepesine çıkıyorsun. Kendini binlerce ya da o bölgedeki yüzlerce adamın üzerine bırakıyorsun. Yani kazayla biri senin elinden kaçırsa, biri korkup ürküp şey yapsa betona düşersin ve futbol hayatın biter, gerçek hayatın biter, her şeyin bitme olasılığı var ama olağanüstü bir şey o. Hakikaten o fotoğrafta. Yani birçok gazete çekti ama en güzeli ve bu işten
ödül olarak en yararlandığı Yaşar Saygıoğlu milliyetten. Yani Yaşar abinin yerinde olsam o günden sonra fotoğraf makinemi bırakırım, jübilemi yaparım, zirvede bırakırım. Yani, çünkü ondan daha güzel bir sahne sanırım çekilir. Öyle yani. Ama yani Yaşar Saygı çok iyi bir fotoğraf abiriydi ve çok güzel fotoğraflar, çok ödüllü fotoğraflar çekti ondan sonra da. O dönem Ankara'nın foto muhabiri, zaten daha sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul'da foto muhabirliği yapmaya başladı. O da İstanbul tercih edenlerden biriydi. Sonra Fanatik'e falan da geçti ama çok iyi bir foto muhabiriydi. Nitekim de bayağı bir ödül aldı. O fotoğraftan çok ödül aldı. Sonrasında çektiği fotoğraflarında çok iyi ödüller aldı. Tabii o an planlanmadığı için güzel. Tabii tabii. Ben mesela bir şeyi anlatırım. Hadi. Hakan Kutlu'nun mesela bir Ulubatlı fotoğrafı vardır. Gençler Birliği maçından sonra sağlığınız, siz pek sevmezsiniz o kadar. 2-1 sanırım. Gençler Birliği maçından sonra Ersun Hoca'nın ilk maçıydı. Güzel yani bir fotoğraf değil abi. Sevmiyorum bu fotoğrafı. Tabii yani takımlar arası rekabette hoş anılar bırakmadı ve sonrasında dikilecek bayrakla ilgili çok büyük tartışmalar ve çatışmalar çıktığı için, yani Gençler Birliği dikmek istediğinde de Ankara Üçler müdahil olup diktirmediği için çok şık olmadı. Ama o fotoğrafı mesela bir tek ben çektim. Evet. Ve şu anda Hakan Kutlu Ankara Gücü şampiyonluk diye Google'a yazdığın zaman o fotoğraf çıkıyor. Evet. Gerçi Google bana herhangi bir şey ödemiş değil. Bir şey de ödemiş değilim ama ikinci bir çeken yok o fotoğrafı. Mesela Hakan Kutlu'nun evinin girişinde, ben ameliyat olduktan sonra geçmiş olsuna gitmiştim. Evinin girişinde tahmin ediyorum 2 metreye 1,5 metre falan bir poster olarak vardır o fotoğraf. Ama benden başka çeken olmadı. Yani bir an bir arkadaşım uyardı beni. Abi Hakan'ı takip et, çok ilginç bir şey olacak diye. Başka sevinçleri bıraktım, doğrudan Hakan'a baktım. Hakan resmi aldı gitti, sahanın ortasına dikti ve 3-4 karedir o bende. 3-4 kareyi çektim. Başka kimse de yok. Başka hiç kimse çekemedi. Peki ödül var mı abi karşılığında? Hani yani o fotoğrafla ben yarışmaya falan katılmadım. Aslında ben genelde meslek ödüllerimin 28-30 civarında meslek ödülüm var. Herhalde 15-17 tanesini falan fotoğraftan aldım. Genelde iyi, fena da fotoğrafçı değilim, foto muhabiri değildim. Ama onunla niyeyse yarışmaya girmedim. Yani aslında yarışma girilseydi bence %100 kazanırdı herhalde. Kesin bir ödül alırdı çünkü tek çekilen fotoğraftı. Hürriyet'te o fotoğraf yarım sayfa yayınlandı. Yani Hürriyet gazetesi gibi bir gazetede o fotoğrafın yarım saat yayınlanması bir ödül hak ettiğinin en büyük göstergelerinden biri ve başka hiçbir gazetede yoktu. Serdar abi bunu kırmetti miydi? Valla Serdar çok itiraz etmedi çünkü gazetecilik gözüyle baktığın zaman mesela Serdar öyle bir fotoğraf çekmiş olsa gençleri seven biri olarak, ki Serdar Galatasaraylıydı ama gençleri severdi, ben hiç itiraz etmezdim çünkü işe gazetecilik mantığı açısından baktığın zaman bir önemli galibiyet, ardından hiç kimsenin çekemediği çok tarihi bir sevinç fotoğrafı çekiyorsun. Yani o fotoğrafı çektiğin zaman tarihe tanıklık ediyorsun ve tarih senin objektifinden, işte dediğim gibi bugün Google'a bastığın zaman o fotoğraf çıkıyor. İnşallah. Bu hafta sonunda öyle fotoğraflar çekeriz. Ben söyleyeyim, hafta sonu Ahmet, ben, neredeyse ekibin tamamı Kayseri'de olacağız. Görüntülerle, fotoğraflarla, canlı yayınlarla en azından bir tarihe tanıklık edeceksiniz. Bir tarihe tanıklık edeceğiz. Biz aslında bu sezon başından beri bu tarihe tanıklık etme konusunda biz ciddi bir çaba sarf ettik. Yani Ahmet de ben de dertlendik. Yani Ankara Gücü şampiyonluğa gidiyor. Televizyonlar maçı vermiyor. Yayın yok. Fotoğraf makinesi haricinde bir şey kullanılmıyor. Bizim görüntüye ihtiyacımız var. Bu Ankara Gücü'nün şampiyonluk belgeseli nasıl hazırlayacağız? Neyle hazırlayacağız? TRT uğraştı, TRT çekemiyor. Evet. Yani koca TRT uğraşıyor ve bir şampiyonluk belgeseli yapmak için çok ciddi biçimde bir sıkıntı içinde. Çünkü görüntü yok. Yani, biz en azından bu sene biraz görüntü arşivledik. İnşallah güzel bir belgesel çıkaracağız Ankara Gücü'nün şampiyonluğu ile ilgili. Ama Kayseri'de asıl finish güzel kısmı olacak. Önümüzdeki hafta inşallah futbolcuları, İsmet Hoca'dan söz aldık. İsmet Hoca'mı konuk edeceğiz programlarımıza. Ankara Gücü taraftarına şampiyonluğunu hissettire yaşatmak istiyoruz. Çünkü evet, zaten öyle bir beklenti var. Yani yapmamız da lazım. Elimizden geleni de yapacağız. Dediğim gibi Kayseri'deyiz. Canlı yayınlarla gidemeyenlere
yayınlayacağız. Bu arada Bursa TV yayınlayacak mı maçı? Belli oldu mu abi? Büyük Sedat alındığı takdirde yayınlamayı düşünüyorlar. Ama tabii Erciyes takımıyla anlaşmak zorundalar böyle bir durumda. Anlaşırlar ya. Erciyes şu anda... Yani Erciyes eğer maçı Kadir Has'a aldırmak için federasyona başvuruyorsa, böyle bir yaklaşımın içindeyse maçın yaktan yayınlanmasına da bir problem çıkaracaklarını düşünmüyorum. Yani zaten bunu en azından oradan onlar da para kazandı. Tabii. Yani belli bir para ödeyecekler. O da onlar için bir kar. Ki bilet fiyatlarını da fena yapmamışlar. Yani güzel bir gelir elde ederler. Aslında yani şöyle bir şampiyonluk maçı için bir dost jesti gibi para. Yani en güzel olan yer Batı tribününün alt tarafı diyor galiba. 50 lira. Sahaya en yakın, maçın içinde olabileceğin yer 50 lira. Onun dışında bütün tribünler 20 lira. Düşündüğün zaman bir şampiyonluk maçı için 20 lira Ahmet çok büyük. Ya, 50 lira Ankara'da, kısmı. 50 lira kısmı biraz tabii tartışmaya açık. 50 lira kısmı da biraz işin içinde şampiyonluk maçını en iyi yerden seyredeyim diyenlerin... Mecbur geleceksiniz yani. Gidip o parayı verip oturacakları yer yani. Bir de öyle düşün. Evet. Yani oraya gidiyorsun... O işin en keyifli kısmında da olacağım diyorsan 50 lira da çok para değil. Şu açıdan bak, birçok statta 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi rakamlar konuluyor standart yerlere. Adam sana normal stadı 20 lira yapmış. Ne büyük stadı almış. Keyif kısmına da büyük stadı almak için uğraşmış. Evet. Keyif ve zevk kısmına da 50 liralık bir bedel koymuş. Bence tabii bu şampiyonun pahası yok zaten de. Tabii. Şimdi düşün, yani ben şimdi bir sürü Twitter'da falan arkadaşlarla konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Ben 60 yaşındayım, hiç şampiyonluk sevinci yaşamadım. İki tane kupa gördüm. 1971 yılında o meşhur Fenerbahçe'yi 8 kişiyle 2-1 yenen takımın kupa şampiyonluğunu tabii gördüm. Tabii o kadroda Erman Turoğlu falan da var. Tabii canım, Erman, İsmail, Metin abi, Mehmet abi, Müjdat abi hepsi var. Adatepe var mı? Ben o zaman mesela... Efendim? Adatepe? Ertan Adatepe yok. Yok. Yok, Ertan Adatepe yok. Köksal abi var. Ali Osman Hoca sonra geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Köksal Hoca ile Adana'dan bir takas olmuştu. O dönemde mesela ben Yıldız takımı, Yıldız basketbol takımının oyuncusuydum. Hiç unutmuyorum. Antrenmanlar bazen... Tandoğan'daki hangarda yapılırdı bizim Yıldız antrenmanları. Genelde yüksek öğretmen okulunda antrenman yapardık. Antrenmandan sonra oturur o yıkılan statta şöyle bir yarım metrelik bir duvar vardı. Onun üstüne oturur antrenmanlarını seyrederdim. Ermanların, İsmail abilerin, Müjdatların, o meşhur takımın. Çok iyi bir takım. Baskın abi kalede. Tabii. Bir de şey işte evet. 80 kupası var. 85. Onu daha genç olarak yaşadım. Ben şey yaptım. Abi. Gördüm. Ben gördüm. Yaşım küçük. Ama ben şampiyonluk gördüm. Ama bak kupa şampiyonluğu, Ankara Gücü lig şampiyonluğu tamam, yaşamadınız. Ben Gençler Birliği'ni. Ha evet, Gençler Birliği'nin ikinci ligdeki 88'deki şampiyonluğunda stat'taydım. Ha bir de mesela şöyle bir şey vardı. Hep tartışılan bir konuydu. İşte Ankara Gücü hak etmedi. Kupadan torpilli olarak evrenin talimatıyla birinci ligi çıktı. Kargalar bile güler herhalde. Ama bunu diyenler vardı ve bu ta biz düşene kadar konuşuldu. Biz şimdi düştük mü ikinci lige? İkinci ligden PTT birinci lige çıkıyor muyuz hakkımızda? TFF birinci lig abi, PTT değil de. TFF birinci lig, PTT birinci lig. Neyse. Diye birinci lige sponsor yapacağız Ahmet. Ne diyorsun? Birinci lige çıkıyoruz. Ondan sonra ailesiyle bir süre orada şöyle bir güzel direnip sonra Süper Lig'e geleceğiz. Aslında burayı çok iyi sıkı konuşmamız gerekiyor. Ondan sonra... Bu ikinci ligin 4 sene almasından artık oradan ders alıp evet. TFF 1. Lig'deyken iyi çalışma yapmak lazım. Kadro, artık maddiyat. Tabii maddi açısını daha farklı konuşuruz ama bu kadroyu daha farklı bir şekilde 4 sene sürmeyecek bir şekilde. Bir çıkalım da aslında onu tartışmak, konuşmak çok kolay. Ondan sonra kimsenin diyecek bir şeyi kalmış. Ondan sonra hakede bulunduğu yere gelmiş olduğu için zaten kimsenin konuşacak da bile yani konuşmak isteyen her türlü şey bahane buluyor da. Birincilikte öyle parayla saadet olmuyor. Birincilikte doğru akıllı hamle yapan aynen, takımını aynen. Kuran çok iyi. O iyi futbol ligin oynayan, takımını kurmak lazım. Anca öyle çıkıyorsun. Göztepe yıllardır para harcıyor. Eskişehir bu sene deli gibi para harcadı. Bolu yıllardır para harcıyor. Ama gel diyelim Malatya çıktı. Evet. Yani işte Yeni Malatya'nın bütçesi falan bunda o saydığım takımların arasında hikaye. Ciddi hikaye. İrfan Hoca'nın
katkısı da çok fazla. Yani bakıyorum ben, antrenör müdahaleleri falan çok iyi oldu. Yani bu arada o İrfan Hoca Gençler Birliği'ndeyken bundan tercüman olmaz diyenlere de selam olsun. Buradan da iletmiş olayım. İzliyorlardır mutlaka. İzleyeceklerini de biliyorum açıkçası. Tam denk geldi. Levent Kırcan'ın lafı verdi. Tam yerine rast geldi, manzara koydum diye. Tam yerine rast geldi. Ben de bu lafımı da etmiş olayım. Abi şey, RGS maçı önemli. Ankara, bunlar asansörlerdi abi. Kayseri düşerdi, RGS çıkardı. Evet. Hep bir şeydeydi. Değişen. Şimdi Kayseri RGS artık 2'den 3'e düşüyor. Kayseri'nin de benzer tehlikesi var. İkisi de Ankara takımlarıyla oynuyor. Gençlerle evet. De Kayseri oynuyor bir tarafta. Bu hafta enteresan olacak maçlar. Kastamonu ile ilgili söyleyeceğim başka neler var Ahmet? Aslında ben farklı bir bilgi vereceğim Kastamonu ile ilgili olmadan önce. Ankara Gücü TFF 1. Lig'deyken ilk maçını Kayseri RGS'de yapmıştı. Yani şimdi Kayseri RGS'i yenerek çıkacak enteresan bir denk düştü. Bitirdiği yerden yeni başlangıç. Evet. İşte Kastamonu hakkında mı bilgi istiyorsun? İşte Kastamonu... Kastamonu maçla ilgili söylemek istediğin başka şey varsa? Ya maç ikinci yarıda tabii gelebilirdi. Zaten bence beraberlikle yenilgi arasında fazla fark yoktu yenmediğin sürece. Yenseydi Ankara Gücü şampiyondu. Yenemedi, bir hafta erteledi diyelim. Yani Kayseri RGS'i erteledi. Hatay maçı da var. Kayseri RGS'i yenerse Hatay maçı formaliteden ne olacak? O zaten şampiyonluk kutlaması halinde geçer. Muhtemelen şampiyonluk Kayseri'den sonra oldukça yoğun bir tempoda Ankara'da kutlanacağı için oyuncuların konsantrasyonu falan da çok zor. O maç sadece oynanması gereken bir maç olarak bakılarak geçiştirilecektir. Evet. Yani öyle olursa o maç öyle olur. Abi. Yok değilse Kayseri maçından sonra iş Hatay maçına kalırsa işte o zaman gerginlik bir de o gün maçta yani o maçın oynandığı gün Etimesut Stadında da Etimesut Gümüşhane maçı var. Yani birinci lige cezalı olarak gitmemesi lazım Ankara Gücü. Bu sezon başı kaç? 6 hafta? 5 hafta Ankara Gücü taraftarından uzak kaldı. Birinci ligde kalmadan başlasın. Bence yani. Taraftar da biraz akıllandı, birazcık daha sağlıyordu. Özellikle o Gümüşhane maçından sonra bilinçlendi diyebilir miyiz? Evet. Hem dayanışma açısından hem de bak yani Allah nazardan saklasın. Şimdi burada ağzımıza nazar değdirmeyelim de cezaya bir adım kaldı ve bizimkiler, çocuklar gayet efendi modunda gidiyorlar. Yok, birinci lige cezasız çıkacak Ankara Gücü inşallah. Yani inşallah. Geçen seneden bakiye devletmeden. Hayır ama şimdi şampiyon olduktan sonra bütün deşarjını da Hatay maçında olurlarsa işte o zaman o kötü olur. Yani ya onu bir işte, şekilde yönlendirip yine, anlatmak tabii onlara yine, şey yapmak oradayım lazım. Abi. Tamam bak, bu futbolun kuralları belli. Futbolda sahaya taraftarın girmesi yasak. Arkadaş adamlar da şampiyon olmuşlar, o sahaya girecekler, o futbolcuyla beraber sevecekler. Bu şeyi de bozmamak lazım bu kadar. Yani İngiltere'de geçen işte gitti taraftarla sarıldılar falan, ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Orada da kurallar, aynı kurallar geçerli. Taraftarla sarıldı da tribüne gidip sarıldı. Taraftar sahaya inmedi. Yok. Lyon maçında. O bambaşka. Lyon maçı, mahalle maçına falan döndü. Bak yine öbür tarafta yine dayak yemişler bunlar. Yani Lyon'da belanın önde gideni yani. İşte. Tabii biraz bilgi vereyim. Biraz son herhalde kapatacağız Ankara Gücü konusunu. Yok, biraz daha bir 5 dakika daha devam ederiz. İşte Ankara Gücü önce RGS ligde bir galibiyet aldı. Ve 3 beraberliği var. Yani 20 gol atıp 103 gol yedi. Böyle bayağı bir olumsuz bir avarajı var. Tabii Ankara Gücü'nün bu maçta rehavete girmemesi lazım. Rakip belki güçsüz. Yani küçümsememek lazım. Hiçbir rakip küçümsememek lazım. Yani küçümsersen ceza keserler. Hiçbir şekilde aynı bu ceza çok ağır, ağır olur. Bu camiye kalırmaz. Sakin oynamak lazım. Yenmek lazım. Bu hafta Tuzla'dan 6 gol yedi RGS. Evet. Yani ona göre oynamak lazım. Bilinçlenmek lazım. Artık yani yenmek lazım. Şampiyon olmak lazım. Musa'ların programı neydi? Şuurlu olması. Sakin ol, şuurlu oyna. Ha, tamam işte Ankara Gücü ondan oynayacak. İşte tabii hiç biz de şampiyonluk görmedik. Nasıl kutlanır onu da bilmiyoruz ama RGS maçından sonra öğreneceğiz herhalde. Yani bir yeni stil yaratmak lazım. Yani şimdiye kadarki örneklerden yola çıkmak yerine yepyeni bir stil yaratılabilir. Yepyeni bir takım şeyler bulunabilir. Tabii taktikleri yapmamak lazım. Öyle bence o 1981'deki o özel an, tribünden seyircinin oraya doğru atlamak gibi. Yok. O yani çok özel ona cesaret edebilecek
futbolcu falan olduğunda sanki. Zaten o planlanmadığı için güzel. Biz tabii anlık yılda, spontane. Biz 36 bir haftadır Ankara Gücü artık kendini hazırlıyor şampiyon olacak. 36 senedir aynı şeyi konuşuyoruz. O gerginlikle gitmeyecekler. Bir de yani gidip Gümüşhane'yi yenip şampiyon olmakla Erciyes'i yenip şampiyon olmak aynı şey değil. Yani oradaki şu anda inanılmaz bir motivasyon yaşıyor olurdu Ankara Gücü futbolcuları. Hafta sonu gergin olurlardı. Şimdi öyle bir gerginlik falan olacağını düşünmüyorum. Yani tamam doğru söylüyorsun abi. Hiçbir takım küçümsenmez. Futbol ama yani şu ligin en üstünde adını yazdırmış takım da en alttaki şu takıma 103 gol yemiş bir takıma gidip orada maçı vermez diye vermez. Doğru söylüyorsun ama ben sana şu örneği vereyim. Yani tabii ki şartlar değişti. Ankara Gücü takımı ligin ilk yarısında Kastamonu'nun yerinde, Kastamonu ligden sondan ikinci miydi? Evet öyleydi. Çünkü o günden sonra. Ziya Doğan'ın yeni başladığı tarih. İlk yani. Maçıydı. İlk maçıydı. Evet. O zaman ama da kimsemişti Ankara Gücü. Doğru. Tabii ki Kastamonu ile Erciyes aynı güçle değil ama o bilinci kaybetmemek lazım. Yani ligin dibindeki takımlara kafanı kaldırarak yukarıdan aşağı bakarsan öyle bir tokat atarlar ki hayatım boyunca unutamayacağım bir ders olur. Onun için rakibini ciddiye alacaksın, işini ciddiye alacaksın, hayatı ciddiye alacaksın, her şeyi ciddiye alacaksın. O maçta karşında çok güçlü bir takım varmış gibi işi göreceksin. Hata yapmayacaksın, savunmanı dikkatli kuracaksın, orta sahada iyi basacaksın. Forvetler adam kovalayacak ya da gol kovalayacak. Bir şekilde kazanma adına her şey doğru yapılacak. Tabii futbol ciddiyetsizliği kaldırmaz. Aynen öyle. Hayat ciddiyetsizliği kaldırmaz ki futbol ciddiyetsizliği kalsın. Bir de senin en büyük gücün eğer o maç yine dediğim gibi Kadir Has'ta oynanırsa 20-25 bin tane seyircin olacak. Yani ayaklar ikincilikte kimseye kısmet olmuyor. Ya ben şu yaştayım bana deseler ki giy bir maçlığına çık sahaya oyna benim bir ayaklarım titrer ya. Ben bunca maç görmüş yaşamış bunca tecrübeye sahip bir insanım ama benim bile o kadar seyircinin de kesin ayağım titrer. Yani bu kadar tecrübeyle şey yaparsan, etkileniyorsan onların haydi haydi etkilenmesinin hoş görülmesi lazım ama onun nasıl bir güç olduğunu düşünüp o güce yaslanarak oynamaları lazım. Bence doğrusu bunu yapmak. Dilerim. Ben şöyle düşünüyorum. Ankara'cı taraftar orada 25 bin, 30 bin kaç kişi gider bilemiyorum ama tabii dolduğunu varsını bekliyoruz. EGS'li oyuncuları da alkışlamasını bekliyorum. Yani onlara da bir moral vermek. Kesinlikle aslında işte, maç öncesi iki takımı çağırmak. Ankara Gücü Süper Lig'den düştüğü zaman Başakşehir stadındaydı galiba. Geleceğin milli takımı falan diye. İstanbul Büyükşehir adıydı. Demişti. Evet, İstanbul Büyükşehir'di. O zaman Ankara Gücü futbolcularına bir saygı vardı. Evet. Küme düşmüş olsalar dahi onuruyla mücadele ettiler falan diye. Aynen öyle. Erciyesspor'daki o çocuklara da ben aynı saygıyı kesinlikle gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Yani çok doğru. Çok zor durumda kaldılar. Ben bir Ankara deplasmanına geldiklerinde biliyorum dönüşte yemek yiyecekleri paraları yoktu o takımın. Rakip takımın yöneticileri falan lokantaya götürdü, yemeklerini ısmarladı. Ben haberi duydum. Bunları yaşadı Ankara Gücü Bülent ya 5 sene 6 sene önce. Yakaladım yani olayı lokantadan bana haberi geldi. Yazmak için şey yaptım aradım. Yok dedi bunu haber yapamazsın bunu yapma. Biz bunu haber olsun diye yapmadık. O çocuklar çıktılar aslan gibi mücadele ettiler. Biz onları aç gönderemezdik dediler. İsmini vermeyeyim. Yazılmasını istemediği için ama tahmin edilmiştir hangi kulüp oldu. Buksaş'ın yapmayacağı belli en azından. Böyle bir hizmete. bir İsmet Hocam'ın görüntüleri vardı. Bir onu verelim. İsmet Hocam'ın görüntülerini. Ardından biraz daha sohbet ederiz. Mehmet Başkan'ın da görüntülerinden sonra, açıklamalarından sonra şeye geçeriz. Gençler Birliği'ne geçeriz. Hazırsa bir İsmet Hocam'ın görüntüleriyle devam edelim. Hocam Ankara Gücü bugün Kastamonu'da yenildi ancak puan farkını korudu. Sarıyer'in Gümüşhane Spor'u yenmesiyle neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi o açıdan tabii ki sevinçliyiz. Yani ligin sonları hep söylüyorum hep zor olur. Bizim için de zordu. Onlar için de zordu. Son iki haftaya 4 puan farkla girmek çok önemli bir avantaj. Allah nasip ederse inşallah haftaya Erciyes maçından sonra taraftarlarımızla beraber biz Kastamonu'dan Ankara'ya konvoy yapmak istiyorduk ama nasip Kayseri'den Ankara'ya inşallah konvoy yapacağız. Zor maçlar. Bugün özellikle ilk 20 dakika hariç takımdan çok memnunum. Özellikle ikinci yarı tek kare top oynadık ama
Öbür taraftaki şansımız saha içinde gülmedi diyebilirim. Yani Gümüşhane maçındaki oradan gelen haberin şanslılığı saha içerisinde olmadı. Ama dediğim gibi yani Kastamonu takımı da bu ligin iyi ekiplerinden. Çok büyük bütçelerle, çok büyük oyuncular transferler ederek buralara kadar geldiler. Ve çok istikrarlı geldiler. İyi de oynuyorlar. Ama bugün özellikle ikinci yarı kalemize gelmediler desem yeridir ama bu fayda etmiyor. Dolayısıyla üretmeniz lazım. Ürettik de sonucu da yakalayamadık. Tekrar söylüyorum yani gönül isterdi ki buradan şampiyon olarak dönelim. Taraftarlarımıza konvoyu buradan yapalım ama birazcık daha sarktı. İnşallah haftaya maçımızı kazanırız. Taraftarımızla beraber Kayseri'den Ankara'ya konvoyumuzu yaparak şampiyonluk kutlamalarını başlatırız inşallah. Teşekkür ederim. En son maçta Ankara'daki maçta Tuzla maçı mıydı? Tuzla'ydı. Evet Tuzla. Tuzla maçında da çok temkinli açıklama yaptıydı. Çok dengeli açıklama yaptıydı. Yine çok dengeli, çok düzgün bir açıklama yapmış. Zaten doğrusu da bu ama ya. Yani abi, biz maçın ilk yarısında 2-0 öne geçince Akdeniz akşamları söyleyen ruhtaki insanlarız. Yani biz çabuk motive oluyoruz, çabuk ondan sonra Akdeniz akşamları bitiveriyor ama ikinci yarıda 3 tane atıyorlar. Akdeniz akşamları şeye dönüyor. Kutup gecelerine dönüyor. İşte ha. İşte onun için taraftar duygusal dahi olsa yöneticilerin, hocaları, futbolcuların biraz daha ayaklarını yere basması aslında güzel. Bir de ben arkadaşlar tam kelimesini de söyleyeceğim kusura bakmayın. Bir şeyi kabul edemem. Ankara seyircisi bunu söylememeli. Bu takımları yendikten sonra bir koyduk mu lafı var. Bu tezahürattan lütfen vazgeçin. Bakın ben sizden bir abiniz, bir büyüğünüz olarak rica ediyorum. Yani başka bir şey söyleyin. Yendik mi bile demeyin. Rakibe saygı gereği o lafı söylediğiniz anda o insanların size bakış açısı, sizin takımınıza bakış açısı, tribünlere bakış açısı. Bir, ikincisi ters motivasyon tabii. Bana biri öyle dese vallahi ısırırım karşımdakine kulağını bacağını. Yani sahada yapacağım maksimum ederim. Ölene kadar oynarım. Bir zarar veririm aslında onlara. Bu örneği Tuzla maçında de, gördük. Çünkü evet. Tuzla küme dedik adamla gol attı. Aynen öyle. Yani biz yani maçın çevirmesi mucize. Kümeye bilmem başka türlü laflar maflar falan bunlar hoş değil arkadaşlar. Bırakın siz kendi takımınızı destekleyin. Siz kendi oyuncunuzu destekleyin. Hocanızı, başkanınızı, kimi desteklerseniz destekleyin. Kendi tribünleriniz arasında birbirinizi alkışlayın ama tutup da rakibe o tür abuk sabuk, anlamsız, tahrik edici, hoş olmayan, yakışmayan türde tezahürat falan yapmayın kardeşim. Siz Ankara üçlüsünüz ya da siz gençlersiniz ya da siz Osmanlısınız. Kendi takımınızı destekleyin. Size yakışan kendi takımınıza destek vermek, takımınızı itmek, onlara motivasyon sağlamak. Tutup da başkalarıyla falan uğraşmayın ya. Başka takımın teknik direktörüymüş, yok bilmem neymiş falan. Bırakın bu şeyleri. Ters motive ediyor abi. Aynen öyle. Gereği yok. Bir de ya, çirkin de oluyor. Yani düşün. Şimdi bir şekilde nakden de veriyor artık televizyon. Seneye aşağı yukarı her maçınız nakden verilecek. O sesler, o tezahüratların hepsi Türkiye'nin tamamında TRT'nin yayıncı kuruluşu olduğu bir düzende. Doğrusu belli değil diyorlar ama. Öyle mi? TRT. Beyin Sport'a geçiyor. Dijitürk'e inecek. Neyse o zaman kutusu olan arkadaşların evlerine o tezahüratlarınızın tamamı gidecek. Onun için bence size yakışan hiç o şekilde konuşmak, bağırmak, küfür veya hakaret etmek değil. Şimdi yorumlarda bir haber geldi. Tarık Taşgül istifa ettiğine doğru dair bir bilgimiz var mı o konuyla ilgili? Ben şu an bir araştırmamıza gerekiyor. Rejideki arkadaşlar o konuyu bir araştırır, bizi bilgilendirirlerse sevinirim. Bursa TV ile ilgili sorular geliyor. Bursa TV'nin henüz yayınlayıp yayınlamadığı konusunda bir açıklama gelmedi. Stat kesinleştikten sonra belli olacağını tahmin ediyoruz. Peki o sahada oynanırsa o saha kaç seyirci alıyormuş? Ondan bilginiz var mı? 45 binlik stat o. Hayır, yandaki saha. Orası bilmem yok, çok az. Çok yani 19 Mayıs'ın yan sahasını düşünelim abi. O derece küçük bir saha. Yani dış sahasını düşünelim. Buksaç'tan daha kötü yani. Şeyden, yani Ostim'den. Saat buradan Ankara'dan gidecek taraftarlar sahanın içine sığmazlar büyük ihtimalle. Yani o stadın maçı oynatmayıp da sahaya yapamıyor. Normalde abi maç oynayacak bir saha değil. Yani normalde amatör maçı bile oynamaz ama işte orada herhalde Sedat mı yok? Artık neye bir eksiklik var bilmiyorum.
Kemal abi 10 bin kişi olursak oluruz diyor. Ben Kemal abiye katılmıyorum. Ankara'da konvoylar olur diyorum. Bu arada kampanya düzenledi. 10 bin de az değil. 10 bin de bayağı bir gürültüde çıkarı şeyde. Gerçi o stat 35 binlik değil mi? Yok daha fazladı. 45 var. Ha, benim bildiğim 35 ya da 37 olması lazım. Kampanya sen onu bulursun şimdi de. Bakayım abi. Kampanya düzenlediler. Belediyelerden otobüs verilmesi konusunda. Ha, artık versinler. Ben en son belediye otobüsleriyle Kayseri deplasmanı yapıldığını hatırlıyorum. Şey Fenerbahçe maçı Kayseri'de. Gençler Birliği'nin kupa şeyinde. Finali. Orada da yine Ankara Gücü taraftarları yoğunluktaydı. O gerginlikler yaşanmadan hemen önceki seneydi. Samet Hoca'ydı değil mi? Tabii Samet Hoca'nın istifa ettiği maç. Belediye otobüsleriyle deplasman yapılmıştı. Kupayı aldı istifasını verdi Samet Aybaba. Cavcav, rahmetli İlhan Cavcav yerine gelecek Walter Lewis'i tribüne getirmişti. Hatırlıyorum evet. Öyle bir olay vardı. 32 bin kişilikmiş Ahmet. Bakmana gerek kalmadı. Öyle mi? Kemal Erkılıç. Sana da olsun. Ben 35 diye hatırlıyorum. 40'tan fazla diye düşünüyordum da değilmiş demek ki. Ben 35-36 diye hatırlıyorum. Gerçi o 32 binlikse bizim ekip, bizim arkadaşlar gittiğinde orayı 40 bin kişilik haline getirirler. Tabii Ankara 19 Mayıs'ta. Oturma yerleri, aralar, sıralar falan. Bizimkiler o stadı 40 bin kişilik haline getirir ama 40 bin kişi gitmez. Yan yani sahada 1800 kişilikmiş bu arada. 20-20. Bu yorumlar işte abi böyle güzel. Yani interaktif yayıncılığın güzel yanı. Orhan şimdi mesaj atıyor. Yan sahada 1800 kişilik diye. Orhan Kemal Erkeliç. Evet. Sanma. 32 bin, 33 bin kişilik diye mesaj atıyor. Yani yayınlara katılın. Biz çok mutlu oluyoruz bu işten. Seyredin arkadaşlar. Yani bizi seyredin, paylaşın. Mutlu olalım. Övün bizi. Övün bizi. Hayır. Eleştirebilirler için. Niye övsünler? Ama böyle bilgiler çok güzel. Çünkü şöyle, o sırada bütün program konsantrasyonunu yitirecekti Ahmet. Evet, araştırma yapacaktı orada. Oraya bakacaktı. Biz konuşacaktık. Kafası orada kalacaktı falan. Evet. İyi oldu. 32 binmiş abi. Birkaç kişi de bana mesaj çekti. 32 bin oldu. 32 bin. Evet. Yani o normal insanlar için 32 bin. Ben daha fazla düşünüyordum. Demek ki 32 binmiş. Yani ilk yapılan statlarından biriydi. Modern olarak. Evet. En modern ilk stat. Biri değil. Sen benim hatırladığım. O statta Ankara Gücü'nün hiç galibiyeti yok. Düşündüm de şimdi. Abi büyük statta. Kayseri Spor'la birkaç kez oynadı. İşte ilk galibiyeti olabilir. Evet. İlk şampiyonluğu olabilir. Ne kadar güzel olur yani. Böyle ilklerin stadı haline gelir. Siz de bunu Kayseri'de ilkler diye haber yaparsınız. Yani benim haberle haberler. Tabii biz haftaya bugün bu şampiyonluğu konuşuruz inşallah. Dilerim. Yani artık haftalarca konuşuruz. Tabii ya. İlk yani, haftaya ilk konuşacağımız konu zaten bu. Şimdi Gümüş Tarık Taşkın istifa edip etmediğiyle ilgili. Gümüşhane. Gümüşhane Tarık Taşkın istifa edip etmediğiyle ilgili bilgiye henüz ulaşamadık. Bir kaynakta geçiyormuş sadece. Tarık Hoca'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konu hakkında bilgi alabilirsek sizle hemen paylaşacağız. Ankara Gücü'nde yavaş yavaş ne kadar konuşmak istesek de sonlandırmaya başlayalım. Hakkaniyet ölçüsü. Ha, evet, bir de bizim öyle bir derdimiz var. Yani evet. Diğer takımlara da ayırmak, değerini bahsetmek vermemiz lazım, anlatmamız lazım. Siz de yani Klas Spor'un abi böyle bir misyonda olduğunu düşünüyorum. Hak ettiği değeri vermeliyiz ama. Ankara Gücü olsun o şey, Ankara Gücü'nün sevsin sevmesin. Ankara Gücü'yle mesafesi dahi olsa bir Gençler Birliği taraftarı Klas Spor'u takip ediyorsa Ankara Gücü'nün şu anki durumuyla ilgili minimum bilgiye sahip. Kesin. O da belli heyecana kapılıyor. Aynı şekilde Ankara Gücü taraftarı da Gençler Birliği ile ilgili bilgiye sahip. Yani bu şehrin birlikteliği açısından güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani biz eşit davranmaya çalışıyoruz. Kızıyorlar Osmanlı Spor'u niye sayfanıza yer veriyorsunuz, niye manşet yapıyorsunuz. Ha? Yani bilgiden zarar gelmez. Orada da ne olduğunu biliyoruz en azından. Oradaki kitle de Ankara Gücü'nde Gençler Birliği'nde ne olduğunu öğreniyor. Klas Spor sayesinde öğreniyor büyük ihtimalle. Siz okuduğunuz için öğreniyor. Tabii yani orada herkesin yer alması bu hakkaniyet gereği Ankara Gücü'de Gençler Birliği'nde. Şimdi bazıları da tam tersten düşünüyor. Diyorlar ki ya Gençler Birliği'nde Osmanlı Spor işte Süper Lig takımı. Ankara Gücü ta ikilik aşağıda İkincilik kırmızı grup takımı. Evet. Ama işe mantığından baktığın zaman tabii ben Ankara Gücü olduğum için biraz daha farklı bakıyorum. Doğru mudur tartışılır da. Yani Osmanlı Spor'la Gençler Birliği seyircisini topladığın zaman Ankara Gücü kadar etmiyor. Dolayısıyla işe bu açıdan baktığın zaman, ilgi açısından baktığın zaman da Ankara Gücü'nün Ankara'nın en popüler sosyal toplum kuruluşu olduğu da
bir gerçek. Bu cümleyi ilk ben yazdım abi. Evet. Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu Ankara evet. Üzerinde. Bu evet, gerçekte. Yani bunu tartışmaya falan şey gerek yok. Yani. Ben hatta şey lafına çok kızıyorum abi. Maruz görsünler, bunu da anlatma ihtiyacı da duyuyordum. Bahanesi oldu. Ankara'da en büyük Ankara'cı bağırışları gereksiz bir bağırış. Yani ben çok o sevindim. Bilinen bir gerçeğin yani, ilanı evet. Bir de yani çok ayıp oluyor da yani. Tartışmaya dahi gerek olmayan evet. Bir şey. Yani Ankara'cı camia büyüklüğü bakımından, insan kitlesi bakımından, ilgi kısmından sadece böyle bu. Kimse reytingi bunu, çok bunu fazla. Bunu tartışmıyor da kimse. Yani kimse biz Ankara'cı daha büyüğüz de dediği yok zaten. Aynen yani, öyle. O öyle bir şey yok. Ankara'cı bunu diyerek bunu tartışmaya atacak bir sanki platform oluşturuyor. Ne doğru gerek söylüyorsun. Var? Ankara'cının büyüklüğünü herkes kabul etmiş. Doğru. Yaşıyla da, kitlesiyle de. Keşke Gençler Birliği de daha fazla büyük kitleler olsa kesin, da. Ondan sonra kesin, kesin. Bu diyaloğu gerçekten yaşasın. Aynen öyle. Ama şu anda gereksiz bir bağırış. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Yani bunu söylüyorsun. Bir gençlerle olarak söylüyorum. Gençler Birliği tribünlerinde büyümüş biri olarak söylüyorum. Tabii gereksiz ailesinin şey. %90'ı Ankara güçlü olan. %100'ü. Tek ben varım. Öyle mi? %100 tamam, olmaz işte. O zaman %90'ı olur. %100 olması için seni ailesi. Beni aforoz ettiler. Aileden attılar abi. Saymıyorlar beni. Bir de Mehmet Başkan'ın açıklaması var. Bir de onu alalım. Ondan sonra yavaştan Ankara'cı konusunu toplamaya başlayalım. Mehmet Başkan'ın açıklamalarını alıyoruz. Maç sonrası. Başkanım, şampiyonluk geliyor diyoruz. Gümüşhane Spor'da yenildi. Ne diyeceksiniz? Son iki hafta kaldı. Ligin bitimine. Biz Kastamonu'ya yenmek için geldik. Fakat ilk yarı özellikle kendi hatamızdan bir gol yedik. Kötü oynadık ilk yarı. İkinci yarı toparladık. Olduğu gibi rakip sahada oynadık topu. Bir türlü gol atamadık. Yani ikinci yarı en azından 1-2 gol atabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var. Biz buraya yenmek için geldik ama yolda gelirken de 3 ihtimalli bir maç olacağı belliydi. Rakibimiz playoff kovalıyor. Burada bizi sevindiren Sarıyer'in Gümüşhane'yi yenmesi oldu 2-1. Evet. O bizi rahatlattı. İnşallah burada dönüşte biz şampiyonluk kutlamaları yaparız, şampiyon döneriz diyorduk ama nasip değilmiş. İnşallah Kayseri'ye kaldı bu iş. Kayseri Erciyes maçını alacağız Allah'ın izniyle. Mutlu bir şekilde döneceğiz. Öyle gözüküyor. Hani ilk defa İşin gerçeği takımımız kaybetti. Çok da üzülmedik yani. Hepimiz böyle çok da üzülmedik. Bazı arkadaşlarımız da sevindi. Bu da niçin? Bu da işte Sarıyer'in Gümüşhane'yi yenmesi. Gümüşhane'nin yenilmesi iyi oldu. İki maçımız var. Arada 4 puan fark duruyor. Bu işlerin kolay olmayacağını biliyorduk biz. Geçen hafta son dakika attığımız gol inşallah bize şampiyonluğu getirecek. Ben buradan Sarıyer Spor Kulübü'ne, başkanına, yöneticilerine, onlara da teşekkür ediyorum. Yani adamlar işin hakkını verdiler. Bizim beceremediğimizi onlar becerdi. Onları kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah onlar da PTT Üst Lig'e çıkarlar yani. Başkanım, 4 senedir bir hasretlik çekiyoruz. Başkent'te şampiyonluğa inandı. Bütün caddeler, sokaklar şampiyonluk pankartlarıyla asılı. Bunun için neler söyleyeceksiniz başkentlilere? Ya Allah razı olsun. Ankara halkı Ankara gücüne sahip çıkıyor. Özellikle taraftarlarımız görüyorsunuz 220 kişilik yer verdiler. Bir 1000 kişi de dışarıda. Yani maçı izleyemeyeceklerini bile bile takımın peşinden geldiler. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu Ankara'da bu birlik beraberlik olduğu müddetçe Ankara gücü bana göre en kısa zamanda Süper Lig'e çıkacaktır. Amacımız, hedefimiz bu. Ankara'da da bir aidiyet duyusu oluştu. Ankara halkı, Ankaralılar, taraftarlarımız hepsi bayraklarını açıyorlar, pankart asıyorlar. Dolayısıyla Ankara'ya bir sinerji, Ankara gücü getirdi. Getiriyor da yani. Ankara'nın takımı, Ankara gücü. Coşkulu bir şampiyonluk yaşayacağız o zaman. İnşallah. Şimdi biz Allah nasip ederse Kayseri'deki Kayseri Erciyes maçımızı biz stadyumda yapabilirsek, becerebilirsek Kadir Has'ta çok iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarlarımız inşallah takımını yalnız bırakmayacaklar orada. Zannedersem biz Ankara'dan o stadyumu doldururuz diye düşünüyorum. İşte orada şampiyonluk turunu inşallah Kayseri'de hep birlikte atarız diye düşünüyorum. İnşallah.
Yani biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, gayreti gösteriyoruz. Olmayınca olmuyor işte. 2-3 tane pozisyonumuz net. Belki de daha fazlaydı ama net olarak diyorum. İkinci yarı değerlendiremedik. Futbolda bu var. Ama güzel olan biraz önce dediğim gibi rakibimizin de yenilmesi, Sarıyer'in de yenmesi. Elimizi rahatlattı. Tabii tabii. Valla rahat rahat evimize gideceğiz. İşte Ankara'ya dönüş yapacağız. Başkanım, BDM'de de başarılar size. İnşallah, hadi bakalım. Biz de şampiyonluğumuz hayırlı olsun diyoruz başkanım. Büyük başkan! Eyvallah, eyvallah. Büyük başkan! Tamam. Bence şeye geçiyorsun. Evet, hanımefendiler, beyefendiler. Ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar, yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de, 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde. Yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başlıyor. Bu aklınız ormanda bir yaşam first class Teona. Bir başkanız, hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala? Hata yapmış ki maçın işleyişiyle ilgili şey yapıldı. Yani iyi gitti. Herhangi bir kavga, gürültü, sıkıntı yok. Oralarda doğru yapıldı ama işin maç sonu kısmına kalınca da pek hoş olmamış o da. Neyse belki Ankara güçlerin gönlünü almak için yapmışlardı diyelim. Daha aslında Ankara Üçlü'yle bir şey o oynamasıyla şampiyonluk tutuyordu orada. Bilemeyiz ki. Evet. Ankara Üçlü'ler o gün stadı doldurdu. Bir de stadın dışında 1000 kişi vardı. İçeride 300 kişi vardı. Enteresan bir durum. Çünkü stad kapasitesi o kadardı Ankara Üçlü'lere verilen. 300 kişilik yer doldu. Peki diğer kısmı tamamen dolu muydu Kastamonu'larla? Yok, işte enteresan. O tribün, garip bir tribün var orada Kale Arkası'nın sağ çaprazında. Böyle sanki böyle küçük bir kutu gibi bir yer. Hı hı. Onun yanında da şöyle bir yer var. Orası bomboş. Yani büyük ihtimal güvenlik tribünü diye bırakıyor ama güvenlik yok, tribünü abi, için yok. Çok büyük. Çok gereksiz bir şekilde boş. Kimi aslında Kastamonu'na ayrılan yer de boş. Yani kendileri de fazla doldurmadı stadı aslında. Yani şuradaki boş olan tribünü Ankara Üçlü'ne rahatlıkla verebilirlerdi. Onlar da gelir sağlardı. Dışarıdakiler ne yaptı? Şeyden mi? Beleştepe'den mi? Gibi. Evet. Açık bir alan vardı. Çünkü kale arkasında yola bakıyordu. Ankara Üçlü oyuncular da hatta taraftara gidip alkışladı. Yoldaki uzun bir mesafe aslında. Tam olarak maçı oradan izlenebiliyor mu bilmiyorum ama orada büyük bir tezahüratlar takımını desteklemek için maçı izleyemeyeceğini bildiği halde izleyemeyeceğini, sırada giremeyeceğini aslında doğru cümle bu. Geldiler, takımdan desteklediler. Ve yani mağlup olsa da Ankara Gücü büyük bir aslında biraz da... Zaten Ankara Gücü son zamanlarda bu Gümüşhane sonrası elde ettiği en büyük kazanımlardan biri bu. Yani eskiden maçlar kötü gittiğinde, sonuç kötü gittiğinde, oyun kötü gittiğinde takımın, teknik direktörün, yönetimin aleyhine döner ve iş çok başka yerlere giderdi. Şimdi dikkat ediyorum, kötü de gitse burada doğru yapılıyor ve destek, sonuna kadar destek, tam destek şeklinde gidiyor iş ve bu bir takım şeylerin de doğru gitmesini sağlıyor. Yani işte ceza aldıracak kötü tezahüratın, küfrün yapılmaması, takıma destek verilmesi, hocaya destek verilmesi, yönetime destek verilmesi bir takım şeylerin yola girmesini sağladı. Aslında başarıdaki kıstas da bu. Bunlardan biri eksik olsa başarı gelmeyebilirdi. Tabii. Yani medya desteği var, taraftar desteği var, kentin desteği var. Daha ne olacak? Politikacılar destek olmuyormuş. Ya zaten politikacılar sadece işlerine geldiği zaman destek olurlar. Onun dışında olmaz. Yani burada tabii bir iki istisna var ama bunlar dışındakileri de çok şey yapmamak lazım. Ciddiye almamak lazım evet. Açıkçası. Artık Ankara Gücü konusunu biraz kapat. Ben son bir soru var. Önemli bir soru. Meriç abi Kayseri'ye gelecek mi diye soruyorlar. Vallahi işte o konuda... Benim biliyorsun ömrümün ciddi bir bölümü artık Bodrum'da geçtiği için önümüzdeki hafta içinde bir Bodrum projem var. Eğer oradan pazar öncesi dönebilirsem otomatikman hevesim ve niyetim var. Ya aslında uzun deplasmanlar yani çok uzun da sayılmaz da. Sanırım 4 saat sürer şu sanırım. Falan da psikolojik olarak yoruyor beni. Yani ben işte Kras Spor'da yazdım yazıda da. Çok net biçimde ifade etmeye çalıştım. Kafaca birçok şeyi bitirmiş durumdayım. Yani
Şu anda sizlerle birlikte olmak, çarşamba günü bu Ankara Spor'una hizmet edenlere, iz bırakanlar üzerinden bir ses olabilmek falan, sadece işte bu oluşuma destek vermek, sizlerle birlikte olup destek vermek. Onun dışında da şey, yoksa onun dışında ben çok ciddi biçimde beynimi artık emeklilik ve tatil üzerine kurmuş vaziyetteyim. Yok, biz seni bırakmayacağız abi. Tek zevkim de Ankara Gücü'nü izlemek. O da işte vallahi zaten... Çok yorum geldi ama bu konuyla ilgili. Tatilde. Özellikle abi seni görmek istiyorlar. İnşallah diyelim. Erciyes sürpriz yapar mı diye sormuşlar. Biraz önce konuştuk, zor diyoruz. Çok kolay değil ama ciddiye almazsanız her an böyle bir sürprize hazır olabiliriz. Yani o takımın bir şeyleri ciddiye almasıyla ilgili bir cevap bulacak bir olay. Yavaştan abi Gençler Birliği'ne geçelim. Evet. Gençler Birliği ile ilgili biz Gençler Birliği programında enteresan bir istatistik çıkarmış Engin. Onu paylaştık. Gençler Birliği en son Samet Aybaba'nın teknik direktör olduğu dönemde 6 maç üst üste deplasmanda kaybetmiş. Eğer Gaziantep maçını kaybetseydi rekor kırıyordu Ümit Hoca. Kırmadı. Gençler Birliği Gaziantep maçında kazanarak bir manada ligde kalmayı matematiksel, kimyasal, fizyolojik her türlü garantiledi. Psikolojik, fizyolojik. 8. de olabilir. Ya zaten 9. O da averajla 9. 8.lik hedefinde bir sekme yok. Taraftarın beklentisi zaten tezahüratla birlikte 8.lik. Şimdi geçen konuşmuştuk abi, hatırlarsın. Murat Başkan koltuğa oturduktan sonra babam 4 kıtadan futbolcu baktı. Ben 5 kıtadan, 6 kıtadan futbolcu bakacağım demişti. 7'ydi galiba. 7 miydi? Kıta sayısı. Doğrudur. Ya. O daha da güzel abi. Amerika'yı ikiye mi ayırdı acaba? Evet. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Yani olabilir. İlk başta bir Sırbistan'a gittiydi. Avrupa kıtasında. Ardından Slovenya'ya gitti. Yine Avrupa kıtasında. Bugün döndüler mi bilmiyorum. Herhalde dönmüş olabilirler. Yine bir Sırbistan, ardından bir Fransa yaptılar. Ha, en azından yönetim gidip futbolcu bakıyor. Orta Avrupa'da geziyorlar. Şimdi ben tabii o işi rahmetli İlhan abi birazcık daha futboldan iyi anladığı için o dönemin sistemi içinde daha yani hoş görülebilir şey yapıyordum. Onun dışında benim aklımın almadığı, yani çok güvendiğin scout denilen ekipler var. Onlar bakıyorlar, izliyorlar, canlı izliyorlar. Kasetini getiriyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yani bir başkan niye buradan kalkar gider Slovenya'ya, Sırbistan'a, Fransa'ya, işte Uganda'ya falan. Yani çok aklımın aldığı bir şey değil. Yani şimdi şirketleri yöneten insanlar her şeyi CEO'ları ya da genel müdürleri ya da danışmanları, mali koordinatörleri varken her şeyi kendi mi yapıyor? Oturuyor, muhasebe hesabını kendi mi yapıyor? Herkesin bir görevi var. Evet. Sen nihai kararı verirsin. Doğru söylüyorsun da Gençler Birliği'nde son devre arası transferler. İzleyen kimse yok. YouTube görüntüleriyle futbolcu alındı. Ha, o daha feci. Ya ben şeyi evet. söyledim ya, ben size dedim Gençler Birliği'nde en kötü futbolcuyu söyleyeyim. Ben onunla ilgili size bir kaset hazırlayayım. Barcelona'ya götürüp satarsınız yani. O YouTube'daki görüntüler futbolcunun bütün güzel hareketlerini evet. koyuyor. Hiçbir evet. kötü hareketini yok. Pazarlamaya yönelik ha. en iyi şovlar. Evet. Aslında Ranti'ye örneğiydi bunu da bir örnek bence. Tabii Ranti'nin bir videoları var abi. Süper Lig üstü bir futbolcu Ranti. Ama biz o hareketleri bir Kerem'ine gördüm ayağında Gençler Birliği maçlarında. Yani baktığın zaman muhteşem bir kumaş var adamda diyorsun. Leblebi gibi dizip geçiyor. Ama o YouTube'daki görüntü. Gençler Birliği yıllardır hiç futbolcu izlemeden alıyordu neredeyse. Bir squat ekibi bu vardı. Yani. Squat ekibi vardı. Oyuncu izleme komitesi vardı. Bakıyordu ama İlhan Başkan kendi çalıştığı menajerlerden genelde futbolcu alıyordu. O heyetin yazdığı raporlar falan çok fazla kıymet harbiyesi olmuyordu. Şimdi Murat Başkan gidiyor. Ya senin dediğine ben de katılıyorum ama yapma diyemiyorum. Çünkü öbür türlüsü daha kötü. En azından gitsin baksınlar. Yani birileri izlemiş olsun. Ha, bu başkan mı olur, profesyonel yöneticiler mi olur, kulübün çalışanları mı olur? Haklısın. Kulübün profesyonel ekibinin yapması lazım bu işi. Yani bir teknik adamın baktığı futbolcuyla senin benim ya da bir kulüp başkanının yöneticisinin baktığı futbolcuyu değerlendirme şekli çok farklı olur. Yani şimdi
gelecek sene bir kere kimin teknik direktör olacağına, devam edip etmeyeceğine ya da yeni birinin gelip gelmeyeceğine ilişkin bir karar verildi mi verilmedi mi bilmiyorum gençlerimde. Çok büyük ihtimal Ümit Özat'ta başlanacak abi. Yani o zaman en azından onun bir şeylere karar vermesi lazım. Benim orta sahada, işte sağ kenarda, bir tane santrforda, bir tane stoperde, lafın gelişi, adama ihtiyacım var. Bunlar topu oyuna sokabilecek bir stoper olması gerekiyor. Sağ kanattaki hücum bölgesine topu çok çabuk taşıyıp ön direk, arka direk ortası yapabilecek. Aynı zamanda içeri girip gol atabilecek de olacak. Santrfor'un özelliği de top tutacak, kuvvetli olacak. Rakibi üstüne çekecek, ben orta sahadan sokacağım adamlarla gol atacağım falan diyecek. Yani bu tanımı çok net, güzel yaptıktan sonra buna uygun futbolcular üzerinden bir çalışma yapılması lazım. Yoksa bana bir tane sağ açık lazım. İyi, sana birkaç tane sağ açık menajerler gönderir zaten. Abi ama şimdi bak ne diyor hoca? Bana forvet lazım diyor. Gençler Birliği'nin forvetlere bakıyoruz. Ranti, Veli Genç. Konya, Vedat Müriç, Mehmet'i. Agon, evet. Ha. 4 bir tane de, forvet bir olup 1 80... tane forvet olmayan bir takım var. Evet, Veli Konya. 88. Veli Konya. Evet, 88 Veli Konya. Öyle mi? Hı-hı. Yani o çok ilginç bir oyuncu. Oynatmadı abi, biz de bilmiyoruz. Çünkü forvetsiz de oynamasına rağmen oynatmıyor. Garip bir şey, enteresan. Vedat Muriç'ten artık beklentini bilemiyorum ama. Vedat Muriç'e artık top çapmasını falan beklemek lazım. Yani gidiyor, boğuşuyor, tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kötü niyetli, iyi niyetli falan ama bir adamın da iyi niyetine biraz yeteneği olması lazım. Yani senelerce Umut'u hırpalayıp, parçalayıp bir kenara attılar. O çocuk yine gol mol atıyordu. Araya ayağını sokuyordu, kafayı sokuyordu, Bulut. Koşu atıyordu, Umut Bulut. Yani onu gol atamıyor diye eleştiriyorlardı. Umut şeyin yanında, Vedat'ın yanında ekstra golcü. Evet. Tabii şu an bence bir sıkıntılardan biri Serdar Güller'in sözleşmesini bitiyor olmaz. Artık Aydın'ın bitmiyor mu? Aydın'ın da bitiyor. Palisevic. Palisevic bitiyor. Stoper olan, o da fena oyuncu değil. Serdar'ın kalacağını düşünmüyorum abi şu saatten sonra. Peki kalması lazım mı? %100 tabii lazım herhalde. Şimdi, yani gençler bunlar atan golleri bak yarısı neredeyse bu adam atmış yani. Evet, 11 gol atıyor, 3 asisti var. Yani 14 gole birebir etkisi var. Aydın 3 golü var. 3 golü var abi. O da asisti de yani. Yoktu. Asisti de Alanya'dan sonra olmaya başladı. Yani futbolcu hala çok güzel abi, biliyor musun? Yani niye? Hoca milletin önünde söylüyor işte kaç golü var, kaç asisti var diye. Adam ondan sonra gol atmaya başlıyor, stat yapmaya başlıyor. Çok belki de sende. Bu bir motivasyon şey. Tabii buna ya bilmiyorum abi, böyle motivasyon da olmaz ya. Ya şimdi ben Ahmet'e dönsem, sen haber yazmayı bilmiyorsun, kaç tane bomba patlattığın haber var falan diye bir atar yapsam. Ondan sonra Ahmet haber yazınca gelip bana sarılması, bak nasıl yazdım abi diye sarılması gibi garip bir şey bu. Evet, bence o çok şey değil. Ama sen tembihlersen haber yazdıktan sonra bana gel sarıl diye, o zaman gelip sen haber yani. Tabii burada aslında ben bunların konunun üzerinde çok sıkı duruyorum. Çünkü devre arasında çok oyuncu kaybetti Gençler Birliği. Ahmet Çalık. Yani çok oyuncu dediğim yani takımın omurgasını oluşturan oyunculardı. Ahmet Çalık, İrfan ve Stanko. Bunlar özellikle omurgayı oluşturan 3 oyuncuydu. Ve üstüne bir de Serdar Güller'i, Palis Seviç'i ve Aydın'ı kaybedersen yerini dolduramazsın. Çok zor olur. Özellikle Serdar Güller konusunun üzerinde durulması gerekiyor. Bence bir tık yukarıda para istiyorsa da verilmeli. Bence bir sakıncası olmamalı. Yok, o bir tık muhabbeti değil. Bu işlerde bir menajer işleri var. Hı hı. Yani Aydın'ın menajeri, Serdar'ın menajeri aynı. Ben bunu haber yazdım zamanında. Bu Gençler Birliği İbrahim Üzülmez'le beraber çalışan bir Emrah Yıldız vardı menajer. Evet. Yani onun kulübe soktuğu bir arkadaş. Her ne kadar bunlar benim eski futbolcum dese de o işler biraz garip. TFF kayıtları öyle söylemiyor. Ben en azından resmi kayıtlara bakarak söylüyorum. Onların Ümit Özat, Emrah Yıldız'ın o eski menajerin Ümit Özat'la eski ortaklığı var kafede. Yani orada bir garip girit ilişkiler var. Geçen bir tane işte videoyu seyrediyorum. Ümit Hoca'nın göbeğini okşuyor hocam falan diye. Hoca o futbolcuya atar yapıyor. Ümit Hoca her futbolcunun önü açık. Herkes bir sanki pazarlamaya çalışıyor. Herkese gitsin diyor. Yani ben anlamıyorum. Ciddi mantığım oturmuyor yani. Ümit Hoca'nın... Peki gittikten sonra eksiklerim var. Önemli oyuncularım
gitti diye şikayet eden de aynı kişi değil. Tabii canım, şimdi Ahmet'e de bağlanacağız birazdan telefonla. Ahmet Oğuz için de şey diyor. Ahmet Oğuz bence de çok iyi bir futbolcu ama yani bir hoca niye elindeki futbolcuları gitsin gitsin diye sürekli söyler, ben bunu anlamıyorum. Ahmet Oğuz'un bu takımda en az bir ya da iki sezon oynayıp iyice pişip bir takım şeyleri doğru yapmayı alışkanlık haline getirdikten sonra gitmesi Çalık lazım. Çalık ve İrfan erken ayrıldı mı? Erken tabii. Erken mi? Tabii. En az bir sene daha oynaması lazım. Yani bu sezonu oynaması, ondan sonraki sezonda oynaması lazımdı. Yine en fazla 2-3 milyon euro ederdi. Yani Çalık kötü daha fazla da edebilirdi. Belki de 5 milyon euro ederdi. Yani orada bir gereksiz acele oldu. İrfan Can Kahveci. Abi, ya bu dolar çocuğu tam yükseldi, başkan orada sattı. Tam doların yükseldiği sıraya denk getirdi. Sonra etse de 2,5 milyon euro aynı para etmeyebilirdi. Peki, doğru da sen şunu anlat bana. Bu takıma bir şey olursa o 2,5 milyon euro, 4 milyon euro bu takımı geri haline getirmez. Bak Ankara Gücü'nün haline. Ankara Gücü'nün iyi de onu oralardan çekip alacak bir seyircisi var. Gençler Birliği'nin o da yok. Yani bir takım şeyleri yaparken bir hamle, iki hamle, üç hamle, beş hamle sonrasını düşüneceksin Bülent. Bir giderse ondan sonra o işler çok kolay değil yani. İlhan Cavcav şansı bu kulüpten gitti. Onu artık bilmek lazım. Evet, geçen yani sene bütün yanlışları yapmış bir kulüp vardı. Teknik direktör seçimi. Yanlışlı demiyorum, İbrahim Hoca gerçekten iyi iş becerdi. O manada emeğinin hakkını doğru vermemeyle alakalı söylemiyorum ama o durumdaki bir takıma 6 maç tecrübeli olan bir hoca getirilmezdi. Devre arası transferlerden Paliteviç haricinde ilk yarıda futbol oynamış hiçbiri yoktu neredeyse. Hepsi ilk yarı forma giyememiş futbolcular. Matematiksel olarak neredeyse işte tam çizgi vardı. Bu 13 puan mı 11 puan mı ne hesaplamamız vardı bizim. O puanın altında kalan takım hiçbiri ligde kalamamış. Tam o çizgide Gençler Birliği. Mantıken yani bakıldığı zaman bütün yanlışları yaptı İlhan Başkan. Anladın ama bu mi kadar yanlışlardan bir doğru çıktı. Bu işte İlhan Cavcav şansıydı abi. Yani ben de İlhan Başkan'ın İbrahim Üzülmez'i çok iyi tanıdığını, futbol mantalitesine çok güvendiğini, kalite şey falan bildiğini düşünmüyorum. Açık söylüyorum, düşünmüyorum. İbrahim Hoca'nın bir tane maçını İlhan Başkan'ı izlediğini de düşünmüyorum İbrahim Hoca'nın. Ama tutuyor, tutuyor. Aynı şans gelecek sene eğer bu kadroda ciddi bir dağılma olursa ve doğru transferler yapılmazsa gelecek sene gençler bir iş o kadar kolay değil. Ben çok net söylüyorum abi. Çok akıllıca hamleler yapılması lazım. Ve tekrar şu kafayı altyapıya bir döndürüp bakmak lazım. Orası var mı oradan gelen kimse? Yani şimdi geri gözükür de var. Bir şey olur olan var mı peki? Şimdi altyapı hocalarıyla görüştüğümüz zaman ben 4 tane şey çıkarırım. A takım çıkarırım. Ama hepsi de olmuyor işte. Yani bunu iyi tahlil edip, iyi planlayıp, iyi izlemeyiz. Hacettepe konusuna geldiğimiz zaman bu konu üzerinde duralım. Çünkü orada da önemli oyuncular var. Evet. Ben şu Gaziantep maçına girelim istiyorum. Çünkü tamam, buyur. Fazla da uzatmadan Gaziantep'e hemen geçelim. Tamam. Gaziantep Gençler Birliği İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta şimdiye kadar Ocak ayında oynaması gereken maç Nisan ayında ertelendi. Evet ya, 3 ay sonra ya o da işte oynandı. 1-0 kazandı Serdar Güler'in attığı golle. Şöyle de bir bilgimiz var. 4 ay sonra deplasman galibiyeti geldi. Yeni yıldaki ilk deplasman galibiyeti aynı zamanda. Deplasmandan gerçekten bile kazanamıyor. Bu net artık net ve kesin. İstadı kazanıyor bir şekilde. Ama deplasmana yansıtırsa daha iyi olacaktı ki sezon bitti diyeceğiz. Artık gelecek sezona yansıtacak. Gelecek sezonlara bakacağız. Evet. 27 maçta enteresan da bir denkliği var Gençler Birliği'nin. Hiç enteresan değil, biliyor musun abi? Değil mi? Ben bu istatistiği belki 5 kere falan haber yapmışımdır. Evet, 8 kendi enteresandı, 7 kendi enteresandı tabii ama yani, hayır 9 rakamları falan da 9 galibiyet, 9 beraberlik, çok istikrarlı bir takım işte ya. Ama 9. sıraya yükseliyor. Evet. Şöyle şundan kaynaklı kendi sahasında kazanamadı, kendi sahasını kazanıp deplasmanda kazanamadığı için böyle bir sıkıntı var. Yani aynı zamanda yani deplasmanda kazanabilse böyle bir istatistik olmayacak aslında. İşte 27 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 9. sırada. Yani fazla denk ve eşitlik var bu işte. Evet. Bu hafta bozarlar ama. Tabii %100 bozulacak bir şey. Gençler Birliği'nin bir futbol mantalitesi işte şu 3 rakama düştü. Benim çocukluğumda o işte Tarık Hoca, bugün istifa eden Gümüşhane'den Tarık Hoca'nın, Konan'ın, Kuşen'in, Moşen'in olduğu zaman Erkan Hoca, Erkan Sözleri, Metin Diyar'ın çok enteresan bir kadro. Hayal meyal hatırlıyorum. Ama bir oyun mantalitesi vardı. Kontratak futbolunu çok güzel sergiliyorlardı.
Yani o takım deplasman takımıydı, örnek gösterelim. Deplasmanda gittiği yerde darmadağın edip gelebiliyorlardı. Evet. Şimdi Gençler Birliği'nin ne oynadığını ben bilmiyorum bu sene. Bu sene hangi formasyonda oynadı Gençler Birliği? Hangi maçta, hangi sistemde oynadığını bilmiyorum. Ya beşli defans oynuyorsun, ben en son beşli defans oynayan takım hatırlamıyorum. Bir maç kazanıyorsun, ha iyi düşündü diyorsun da ikinci maç aynı şeyi yapınca rakip yemiyor. Ama mesela yani genelde o Anıl'ı da dörtlü defansın içine sokarak en tehlikeli adamı göz markajı mı diyorlar ona? Onu yaptırarak, takip ettirerek falan en sonunda Eto'ya bakıyordu. Sonra Eto golü atınca Uğur faturayı ödedi. Oyundan çıkarak ödedi. Evet. Böyle bir değişik savunma şekli yapıyor. Yani dediğin doğru, bir bakıyorsun üçlü gibi gözüküyor savunma, bir bakıyorsun beşli oluyor. Orta sahadan biri giriyor stoperlerin arasına falan. Bunu bir Ankara Gücü'nde de deniyordu abi. Hatırlar mısın bilmiyorum ama 2010-2011. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum yani, hatırlamak. Doğru abi, ben de unutmuyorum. Çünkü o zaman da böyle değişik sistem arayışları vardı ve sonuç olarak başarısız oldu. Evet. Yani o sezon Ankara Gücü başarılı olsaydı belki de bugünleri görmeyecektik. Yani Süper Lig'de devam edecekti. Şimdi o konulara girmek istemem belki ama. Ya ben o konulara gelince sonra Ankara Gücü'ndeki kiliğinden Gençler Birliği'nde sevmiyorsun kısmına getiriyorlar. Yok yok, bu işler duygusallık olmaz. Yani, başarıysa başarılı denir, başarısızsa başarısız denir. Yani kimsenin kimseyle burada herhangi bir hesabı kitabı yok. Hesap kitap zaten burada görülecek iş değil. Yani o bambaşka bir iş. Dolayısıyla eğer burada başarılıysa takım, iyi bir şeyler oluyorsa, iyi bir şeyler yapılıyorsa son derece takdir görebileceği bir platform burası. Onun için kimsenin kimseyle bir hesap falan olmaz. Zaten hesaplaşılacak bir durum da yok. Platformlar farklı. Biri teknik adam, senede kazandığı belli, yaptığı iş belli. Bunun yansıması, Türkiye'ye yansıması, kendi camiasına yansıması, mesleğine yansıması var. Bizim yaptığımız işte kendi değerlendirmemiz. Bu olan biteni değerlendirmemiz yoksa. Bu hafta sonu biraz Gençler Birliği test maçına çıkacak aslında. Kayserispor'la oynayacak. Evet. Kayserispor'da vallahi çok tehlikeli bir test. Onu diyorum işte. Yani. hem Gençler Birliği açısından test, hem Kayserispor açısından. Çünkü evet. Kayserispor ciddi bir şekilde küme düşme tehlikesini hissediyor. En yakın rakibi Rizespor 4 puan önde ama bu tehlike hissetmedi anlamına gelmiyor. Kayserispor da geçen hafta Osmanlıspor'dan 4 yedi. Artık onlar da galibiyet almak isteyecektir. Gençler Birliği kendi sahasında iyi oynuyor. Aslında bu puanların nedeni, aldığı puanların nedeni de biraz da İstihar'daki başarısı. Deplasmanda evet. Başarısı yok. 3 galibiyeti var sadece. Bu da 4 ayda sonra gelen bir galibiyet oldu deplasmanda zaten. Bunu Gençler Birliği ilk yarıdaki maçı 2-0 almıştı. O da ilk deplasman galibiyetiydi o dönem. Bu sezonda bence test maçına çıkacak. Ya yenecek ya da Kayserispor yenerse ligde kalır. Gençler Birliği yenerse de Kayserispor'u tehlike çemberi içerisinde atmış olur. Atmış olur, evet. Sergen Yalçın bundan 10 sene önce teknik direktör olsaydı, hatta 13-14 sene önce diyelim, İlhan Başkan'la tanışsaydı, tam İlhan Başkan'ın seveceği teknik direktör olurdu. Ailenin tak hocası olurdu. Yani en çok Mesut Hoca geldi gitti falan diyoruz ya. Evet. Sergen Yalçın açık ara Sabit hocası olurdu. Tam onun kafasına yatkın. Tam onun kafasında. Ben bu hafta Gençler Birliği'nin iç saha performansı ne kadar iyi olursa olsun Kayseri maçını kolay geçeceğini düşünmüyorum abi. Yani içeride 13 maç oynamışlar. 6 galibiyet, 6 yenilgi. Bir de beraberlik var. Yanlış hatırlıyorum. 6 beraberlik. Evet. Ama yine yani, de Kayseri bu serideki belki en zor maçlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Evet. Kolay maç değil. Kupada eledi Gençler Birliği'ni Kayseri. Bu arada da onu da atlamamak lazım. Evet, doğru. Hatta o maçta Velin Koyay'ı görmüşsün abi işte sen. 88 sonradan girip gol atmıştı. Çok şık bir golde. Evet. Özetle abi, taraftarlar da yorumlarda falan ne oynanan futboldan memnun Gençler Birliği'nde, ne kulübün yapısından memnun değil. Bu sezonu öyle böyle artık Gençler Birliği kapattı. Ha 8 olur, ha 11 olur. Ama Gençler Birliği'nin gelecek sene için ciddi bir değişikliğe gitmesi lazım diye düşünüyorum. Bir Ahmet Oğuz bağlantımız vardı. Bir onu yapabilirsek Gençler Birliği konusunun sonuna gelelim. İlk yarı Gençler Birliği 2-0 kazandı. Gençler Birliği'nin deplasman galibiyetlerinden bir tanesi. İlk deplasman galibiyeti. Evet.
nadir deplasman galibiyetlerinden bir tanesi. İşte en son deplasman galibiyetini 12. ayın 4'ünde almıştı. Ve Gaziantep de aldı geçtiğimiz günlerde. 4 aylık bir... Hakan Hoca mı vardı o zaman? Hakan Kutlu mu vardı? Evet, büyük ihtimal. Evet, evet. O tarihlerde Hakan Hoca vardı. Evet. Şimdi de Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın da farklı bir teknik adam. Yani işte test maçı olacak. Bunu izleyip göreceğiz açıkçası. Gençler Birliği için de önemli. İç saha galibiyet oranı yüksek. Bu oranı da düşürmek istemeyecektir. Kayserispor da yenmek isteyecektir tabii ki, küme düşmek istemeyeceği için. O açıdan önemli bir maç. Bunu izleyip göreceğiz. Oldukça çekişmeli geçmesini bekliyorum. Tabii burada aslında sorulması gereken konulardan biri de, sözleşmeli biten oyunculardan biri, Galip Selçuk bitirecek mi? Selçuk devam edebilir. Selçuk Gençler Birliği çok sevdi. Gençler Birliği camiası da Selçuk'u çok sevdi. Gençler Birliği aslında Selçuk da aslında sevilmeyecek bir oyuncu. Evet. Ki yani omurganın yani önemli oyuncusu olduğu abi, için. Abi, takımın lideri, bir takım şeylerde yönlendirmeyi son derece iyi yapıyor. Fenerbahçe'de bile bence çok gerekli, çok önemli, iyi bir yedekti. Yani ben mesela Türkiye'de en beğendiğim orta saha futbolcularından biri Kuşey'di. Evet. Orijinal Amerikan lastik yaması derdim ona. Her tarafı kapatır, her şeyi önler, her türlü tehlikede acil camı kırıp acil çağrıda bulunabilirsiniz türünde bir oyuncuydu. Selçuk da şimdi tecrübesiyle, belki gücü eskisi kadar değil. Belki sonra enerji. Serkan yaptı gençlerde. Ha, Serkan aynı şeyi Serkan yaptı ama. Serkan şimdi sağ bek oynuyor ama gençlerde de ön libero oynuyordu. Onun örneği işte Kuşey'di. Yani evet. O örnekten yola gitti. Türkiye'de birçok oyuncu zaten Kuşey'i, bakmayın Moşe'ydi, Konay'dı, çok ön plana çıktı. Evet, biri golcüydü. Ama Kuşey bence her takımda olması gereken olağanüstü yetenekli bir futbolcuydu. Ve değeri hak ettiği kadar bilinebildi mi? Bence bilinemedi. Mevkiden ama biraz da belki. Evet, evet. O zaman ön liberolar bu kadar kıymetli değildi. O zaman 10 numaralar artı santrforlar daha değerliydi. Dolayısıyla Kuşe biraz gölgede kaldı o ekibin içinde. Valla o dönemin futbolu çok keyifliydi abi. Şimdi ben istatistiklere bakıyorum bir taraftan. Selçuk bu Lig TV'nin istatistikleri ne kadar doğru ondan emin değilim de. Sahne en çok koşanı çoğu maçta direkt Selçuk oluyor. Yaşına göre Selçuk oluyor ki çok daha fazla koşması gereken adamlar var. Ama onlar işin variyetesiyle uğraştıkları için Selçuk kadar enerji sarf etmek zorunda hissetmiyor. O kadar göstermiyordu yani. Abi. Sadece ben özellikle ya bu Lig TV'nin istatistikleri, Bein Sports'un istatistikleri doğru mu diye gözle takip etmeye çalışıyorum. Ben o kadar göremiyorum. Ama kulübün de kendi istatistikçileri bu rakamların doğru olduğunu söylüyor. Selçuk diyorlar değil mi? Selçuk diyorlar. Kesinlikle Selçuk çok faydalı. Bu düzen içinde, bu futbol anlayışı içinde gerekli bir oyuncu. Tabii Selçuk da giderse sezon sonunda omurga çok zarar görmüş olur bence. Aynen öyle. Ben aslında tehlikeyi Hop'ta görüyorum. Hop'un takiplerinin olabileceğini düşünüyorum bu seneki performansı. Çok ama sözleşmesi var, devam ediyor. Sözleşmesi yani tamam, Gençler Birliği'nde işte. Yani eğer talip varsa, para ediyorsa gider. Yani bizde sözleşmesinin devam etme kısmı o kadar enteresan bir konu değil. O kısım sadece kulübe para kazandırıp i̇şte. Kazandırmama hala. Yani kendi başına gidemez onu demek istedim. Selçuk da Gaziantep'e gidiyordu. İyi ki gitmemiş. Yani evet. Kendi kariyeri açısından da gidecek, bir hafta sonra İbrahim Üzülmez gönderdikten sonra Selçuk da orada mutlu olamayacaktı. Ki Gençler Birliği'ni verdiğin 3 katını falan teklif etmişler. Öyle de bir enteresan durum var. Demek ki bu işler 3 katta 5 katta falan olmuyor. Tabii oradan alacağı para garanti değil. Tabii. Aslında. Düştü. Ne oldu? Ya evet. Kardeşim. Ahmet Oğuz'u bağlayalım. Alo. Alo. Ahmet nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, canlı yayındayız. Bağlandığın için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Maç yıllardır artık göz alışkanlığımız oldu diyelim. Ama çok istatistiksel olarak da sahada gösterdiğin futbolla da çok istikrarlı gidiyorsun. Kendin söyle, Gençler Birliği'nde ne durumdasın? Kendin anlat ilk önce. Yani sesini aslında ben çok alamıyorum. Çok gork geliyor. Biraz ses açabilir miyiz? Ahmet, bir kendin anlat. Bu istikrarı neye borçlusun? Tabii ki Gençler Birliği'nin altyapısına yetişmenin bir meyvesi diyeyim aslında buna. Yani insanlar da, futbolcular da oynadıkça kendilerini gösteriyorlar. Ben de hocalarım bana verdiği şanslarla birlikte
güzel bir şey yakaladım. İğme yakaladım diyebilirim yani. Oynadıkça kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ekstra antrenmanlar olsun, fitness olsun, fitness olsun. Yani daha da kendimi geliştirmeye çalışacağım. Bu kadar. Ahmet, ben geçen şeyi söyledim. Yani Serkan Balcı'ya aslında çok benziyorsun. Serkan Gençler Birliği'nde ön libero oynuyordu. Biraz önce Melih Çağbir'e de bahsettik, Serkan Balcı. Ama Serkan çok istikrarlı bir şekilde Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, daha sonra Antalya'da, Mersin'de, hep şu anda Ankara gücünde inanılmaz futbol oynadı. Neredeyse hiç sakatlanmadı, hiç şey yapmadı. Çok çok göze gözükmedi belki ama hep bir görev adamıydı. Ben Ahmet Oğuz'da bundan 10 sene sonra Süper Lig'in herhangi bir kulübünde, bugünkünden belki biraz daha üstünde ama en azından bu futbolunu oynayacağını düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? İnşallah değil. Evet, Serkan abinin kariyerine baktığımız zaman üst düzey futbol oynamış bir abimiz. Profesyonel olduğunu duydum ben. Beni de ona benzettiğiniz için şanslıyım diyebilirim. İnşallah ben de onun yolunda giderim. Umarım daha da... Yani benim hedefim de tabii ki Gençler Birliği'nde bir başarı yakalayıp sonra Avrupa'ya gitmek var. İnşallah bu isteğimi de çalışarak yapacağını düşünüyorum. Yani ben tabii ki bir yeteneğim olmasa buralara kadar gelemezdim. Mutlaka. Ama ben daha çok çalışmakla buralara geldim. Çalışmaya devam edeceğim ve ipin ucunu bırakmayacağım hiçbir zaman. İnşallah hedefime ulaşırım diye düşünüyorum. Ahmet, ben sana direkt bir soru sorayım. Hangi takımısın? Taraftar olarak hangi takımısın? Hangi takımlıyım? Evet. İnan ben ekmek yediğim takımın taraftarıyım. Bana böyle sorular yansıtmaması için hani arkadaşlarıma da dahi söylüyorum. Ben hani takım tutmuyorum. Ben nerede ekmek yiyorsam o takımı tutuyorum dedim. Nereye gidersem o takımlıyım yani. Nerede ekmek yiysem o takımlıyım. Pek mutlu eden bir cevap olmadı ama beni. En azından yani gençlerliğin demeni bekliyor ister istemez. Altyapıdan çıktığın için bu kulübün... Şu anda gençler birliği forması geliyor. Yani tabii şu anda kısmından değil yani. Biz bunu ister istemez, ben sen altyapıdan çıktığın için ve seninle olan samimiyetimden dolayı bu soruyu rahatlıkla sordum. Yani sana bir kontra, bir soru falan manasında değil, biliyorsundur da beni öyle şeyler yok, yapmam. Yok. Tabii. Yani bu Gençler Birliği'nin altyapıdan çıkan futbolcuların da Gençler Birlikte olmamayla ilgili bir hisse kapılıyor bazen taraftar ve bundan mutsuz oluyorlar. Evet, taraftarlar her zaman tabii ki nerede ekmek yersen orayı tutmasını ister oyuncuların. Abi tabii ki herkesin tuttuğu bir takım vardır elbette ki. Ama ben dediğim gibi Gençler Birliği'nde doğdum. Gençler Birliği'nde bu istikrarı devam ettireceğim. Ama tabii ki yani nasıl kısmet işi tabii ki bunlar. Gençler Birliği bana git derse giderim. Gitme demez. Gitmem yani. İlhan Bak, sezon devre arasında bir Trabzonspor'un teklifi vardı. İstiyordu evet, Trabzonspor seni. İlhan Başkan o dönem müsaade etmedi. Ve İlhan Başkan'ın seninle ilgili enteresan bir şeyi vardı. Senin mevkine senden daha iyi bir futbolcunun alınmaması evet, konusunda çok net bir tavrı vardı. Yani Ahmet Yılmaz'ı kesecek bir oyuncu istemiyorum kesinlikle diye. Evet, benim buralara gelmemde tabii ki en büyük başrol rahmetli İlhan Cavcav'dır. Çünkü benim önümü kesecek hiçbir sahabeki istemiyordu. Ki böyle oldu. Bir dönem yalnız kaldım. Sonra Hakan abimiz geldi falan. Yani bana benim evime gelen meslektaşım bana her zaman destek oldu. Hakan abi de dedi benim arkamda oynayan herkes dedi, büyük takıma gider dedi. Orhan abi bana her maç öncesi destek olur. Her maçtan sonra hani tebrik eder, hatalarımı söyler. Allah razı olsun yani ondan da. İnşallah abi bakalım. İnşallah. Kaçıncı bitirir takım? Son onu sorayım. Meriç abimin, Ahmet'in başka sorusu yoksa sana. Sence kaçıncı bitirir bu sene takım? Tahmin bu şeyden değil. Bu sene kaçıncı bitirir takım sence ligi? Bu tahmin sadece. Şeyle alakalı sormuyorum yani. Tabii ki herkesin düşüncesi şey Gençler Birliği hedefli takım düşmesin. Yetiyor onlara falan filan diye. Ama bizim takım olarak koyduğumuz bir hedef var. İnşallah bu sene 6. 7. bitirmek istiyoruz. Şu anki durumumuza bakarak öyle söylüyorum. Daha önceki kaybettiğimiz puanlar olmasaydı yani Gençler Birliği hedefi UEFA olacaktı. İnşallah gelecek sezon Gençler Birliği o
istediği hedefe yakalayacağız inşallah. İnşallah. Meriç abi senin başarılar sonra... diliyorum. Sakın erken gitme Ahmet. Acele etme. Meyve olduktan sonra tat verir. Ağaçta ham meyveyi kopardıkları zaman hiçbir tat adamazlar. Bir ısırık da atarlar. Onun için bence iyice ol, öyle git. İyi yoldasın. Daha da iyi olma şansın var. Daha tecrübeli olma şansın var. Bence bu şansı kullan. Çok maç oynayarak gitmek daha avantajlı diye düşünüyorum. Aynen ben de. Öyle. Keşke Ahmet Çalık'ta İrfan bir sene sonra, bir buçuk sene sonra gitseydi. Yani benim de düşüncem aslında, tabii onlar için hayırlı olsun ama ben sezon sonu gitmelerinin taraftarıydım. En az öyle takım, olmalıydı. Takım istediği hedeflere ulaşırdı ya. Evet. Neyse. Herkes, Allah herkesin yolunu açık etsin. Aynen öyle abi. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler Ahmet. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak. İyi akşamlar. Gençler Birliği'ni kapatalım. Bir Osmanlı'ya geçelim. Bir Osmanlı'nın grafiğimiz vardı. Onu bir alalım ekrana. Hamza Hoca geldi. Ve güzel bir galibiyet aldılar. Biz konuştuk aslında galiba. İlk maç yenilgiydi. Gaziantep'e yenildi. Kayseri 4-1 yendi. Kayseri 4-1 yendiler. Biraz az buçuk konuştuk. Işte. Evet. Yani şeyde puan durumuna bakmamak lazım belki abi. Çok erken sezon açtılar. Tabii onların en büyük şanssızlığı oldu. Yani ligin ilk yarıda en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Topu çok iyi kullanan, çok doğru kullanan takımlarından biriydi. Mustafa Reşit Akçay'la hakikaten bence iyi işler yaptılar. Takdir edilecek işler yaptılar ama sonra o ligi erken açmanın, sezona erken başlamanın getirdiği ağır bedeli Osmanlı takımı da ödedi. Yani kupada da çok zorladılar. Evet. Kupada da gitmeye uğraştılar. Evet, Avrupa kupalarında da çok uğraştılar ama tabii bunların hepsi bir bedel getirecekti beraberinde ve bu bedel Mustafa Reşit Hoca'nın istifasına kadar gitti. Dolayısıyla bir takım şeyleri değiştirerek yoluna koyabilecekleri fikrine gittiler. Bunu göreceğiz. Yani Hamza Hoca bence iyi bir hoca. Bir şeyler yapma, pozitif bir şeyler üretme yolunda bir hoca. Ligin ilerleyen döneminde göreceğiz onların ne yapacağını. Ben tavırlarını, duruşunu, Bursa Spor'da oynattığı futbolu falan beğeniyorum. Yani ben Gökçek ailesinin hoca seçimi konusunda pek başarılı olduklarını görmedim. Çok enteresan bir yapıları var. Hocanın arkasında duruyorlar, kovmuyorlar, göndermiyorlar falan, öyle huyları var. Dayanıyorlar. Birçok kulüp başkanı, birçok hoca, Ümit Özat örnek gösteriyorlar. Kimse o kadar dayanmazdı. Evet. Ama seçim konusunda hep bir sıkıntılılardı. Ben Mustafa Reşit Akçay konusunda da doğru bir hoca olduğunu düşünüyorum. Yani en azından çok güzel ayrıldı. Yaptıklarına bakarsak evet, zaten. Hamza Hoca tercihinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Bir Aykut Hoca tercihi de doğruydu zamanında. Aykut Kocaman ismi. Evet, Ankara Spor'dayken. Evet. Ankara Spor'ken adı. Ama onun haricinde genelde... Hamza Hoca baskı görmeyecek. Yani Hamza Hoca mesela baskı görmeden Akhisar'da iyi işler yaptı. Galatasaray'a geldi, baskı gördü. Ona rağmen iyi işler yaptı. Takımı da çok iyiydi. Bursa Spor'a gitti. Bursa Spor'da çalışmak bence çok zor. Yani evet. Futbolu bilen bir camia, futbolu bilen bir şehir, bir takım şeylere müdahil olmak isteyen bir şehir. Dolayısıyla Bursa'da görev yapmak hata yapma oranıyla doğrudan orantılı. Az hata yapar, kazanırsanız iyisiniz. Çok hata yapar, bir şeyleri değiştirme adına kaybetmeye başlarsanız güle güle hiç kimse sizi tutamaz. Dolayısıyla buradan yola çıktığınızda Osmanlı Spor, Hamza Hoca'nın baskı görmeyeceği, rahat çalışacağı ve başarılı olma şansının ciddi biçimde var olduğu bir takım. O açıdan bence iyi bir seçim. Yani şu dönemde yapılabilecek en iyi seçim. Bu senede çok fazla yapacakları bir şey yok. Avrupa hedefleri yok. Aslında bu sene Avrupa'yı hedefleyebilmeleri lazımdı. Yani kadro yapısını da ona göre kurmaları lazımdı. Geçen sene sen bir şekilde Avrupa'ya gitmişsin. Ertesi sene Avrupa'da gideceğim diye ligi boşlayıp tekrar Avrupa'ya gidememek de kötü bir manzara. Ama kötü bir durum. Takımı iyi bir takım, kötü bir takım diye Osmanlı takımı. Ama işte kadro derinliğinde 2-3 kulvarı kaldıracak bir derinlikte sıkıntı yaşadılar. İşte evet yani oradaki hesap biraz... Bence devre arasında yaptıkları transferlerin isabetsizliğinden kaynaklandı.
Bence evet. Çok kötü transferler yaptı devre arasında. İlk yani sezon başını yaptıktan transferin yanından bile geçmez. Evet. Yani Bifoma gibi Luis Carlos diye bir oyuncu aldılar. Yani bence TFF 1. Lig'de oynamaz. Yani çok kalitesiz oyunculardı. Şu an kadroya bile giremiyorlar. Yani doğru transferler yapmış olsalardı bence Olympiakos'u eleyebilirlerdi Avrupa'da. Lig'de de bence ilk 5'e çok rahat girebilirdi. Şu anki mevcut kadrosu da aslında yeter ilk 5'e ama biraz sezonun erken açmalarından kaynaklı biraz yorgunluk düşüş başladı. Yani yabancılar birebir bakıldığında bence bu ligin üzerinde yabancıları var. Bence NDI'ye çok önemli bir oyuncu. Sezon sonunda bence ciddi bir şekilde bonservis bedeliyle gidecek. Bu evet. Yani teklifler gelecek. Hani satarlar mı bilmiyorum ama ciddi şekilde bedel gelecek. Çok kaliteli bir oyuncu. Yani forvete Lucescu konusunda çok durmadılar. Avrupa'da Villarreal'e yenmesinde, grubun birinci sırada bitirilmesinde Osmanspor'un Lucescu'nun önemli payı vardı. Lucescu üzerinde Akçay nedense Avrupa Ligi'nde durdu. Lig'de durmadı. Bence Lig'de de kullansaydı Osmanspor bir tık daha ileride olabilirdi. Şu an aslında kötü bir yerde değil ama Avrupa'ya gidemiyor. Bence Avrupa'ya gidebilirdi. Evet. Osmanlıspor'un şu anki işte o kadro derinliği yapılan hatalar nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor diyoruz. Bir tane de işte kardeş takımları var. Muksaş. Evet. Galiba küme düştü diyorum ben artık. Sen ne diyorsun Ahmet? Bence de küme düştü. Çünkü küme düştüğünü şöyle anlıyoruz. RGS'e puan kaybederek bence küme düştüler. İki hafta evet. Önce RGS'de berabere kaldı. Birbiri berabere kalarak bence kendilerini küme düşmeye hazırladı. Çünkü artık çok zor hepsi maç. Hepsi birbiriyle o. Yani çok zor maç kazanıyor. Bak, çok zor maç kazanan bir takım. Son iki maçı kimin? İşte orası çok kritik. Birebir rakibiyle oynayacak Kırklareli'yle Ankara'da. Ya ikisine biri düşecek bence. Ya Kırklareli ya Buksaç düşecek. Bir de Aydın mı oynayacak işte bu hafta? Bir de Aydın maçı. Tamam Aydın maçı ama Kırklareli ile şu an puanı olduktan evet. Için örneğe veriyorum. Aydın da oynayacak. Aydın da kolay bir maç değil. Aydın da küme düşme tehlikesini hissediyor. Deplasmanda oynayacak bir de. Ankara'da değil. Bence bu maç Buksaç'la Kırklareli'nin arasına geçecek küme düşmeme olayı. İkili averajda kalabilir. İkili averajda Kırklareli'ndeki maç 2-2 bitti. Ankara'daki maç belirleyecek. 2-2 biterse gol averajına bakılacak. Ankara'daki maç ama bence sonra bu Ankara'daki maç küme düşen takım belirleyecek. Ya Buksaç ya Kırklareli. Ya bir taraftan da şeye çok üzülüyorum abi. Ankara Demir'in bir gelme ihtimali var. Oradan bir mutluluğumuz var. Evet. Şu anda playoff'a çıktı. Garantilediler playoff'u. Biraz tempoyu erken tuttursalardı belki hızlı gelmiş de olabilirlerdi şampiyon olarak. Ama Ankara'dan işte alt liglere takım düşmesi yani kitle olmasa da arkasında bir camia olmasa da şey olmasa da yine de Ankara'nın gücü azalıyor. Öyle böyle gücü azalıyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu ikinci ligde takımın olması, PTT birinci ligde ya da neyse birinci ligde şimdi ağız PTT'ye alışmış da söyleye söyleye de sponsor yapacağız herhalde. PTT birinci ligde takımın olması, Ankara takımının olması sana kademeli olarak ligde yükselme şansını verir. Yani 2'den 1'e, 1'den Süper Lig'e. Aslında Ankara'daki futbolun kalitesini de yükseltir. Tabii. Bu beraberinde kentin futbol kalitesini de yükseltir. Şimdi Ankara 3 takımı inşallah PTT 1. Lig'e çıkarsa kuracağı takım. Neyse. Sen dersin. Yani bak işte Etimesgut bir deplasman az yaptı. Tabii. Ankara 3'ü bir deplasman az yaptı. Aynen öyle. Yani ne kadar keşke başında olay çıksa daha iyi. Seneye Hacettepe Etimesgut takımları çıksa da oradaki bence Ankara puanı geriye götüren konulardan biri de inşallah Ankara çıkacak bu sezon sonu TFF 1. Lig'de Ankara takımının olmamasından. Tabii tabii. Yani Ankara yani onun yanına mesela bir tane daha bir takım çıksa Etimesgut ya da işte dediğim Hacettepe falan çıkabilse orada mücadele artı futbol kalitesini yukarı çekecek. Yani orada futbola benzer bir şey oynuyor. Hacettepe'den okuduğum bildiğim Etimesgut'un gelecek sene agresif bir hamleyle yeni stadları da oluyor. Birinci lig yatacağına inanıyor. Yani yeni stat, aynı stadın büyümesi. Evet, yani yeni bir stat oluyor yani aslında. İşte geçen hafta da bahsettim. Hasan Kartal çok enteresan bir laf etti. Ankara Gücü'nün çıkması lazım dedi. Çünkü biz seneye para harcayacağız. Güçlü bir kadro kuracağız. Ankara Gücü ikinci ligdeyken bizim birinci lige çıkmamız olmaz. Ankara Gücü çıksın, biz de gelelim. Yani abi yollayalım, ardından kardeş olarak biz de gelelim mi diyor. Etimesgut maçına giriyor muyuz? Etimesgut konusunda değil mi? Evet. Etimesgut Karşıyaka'yı 4-1 gibi net bir skorla evet, geldi. Yani o çok enteresan bir Karşıyaka'yı belki de playoff'tan etti.
Hatta Kastamonu'daydım. Kastamonu'da bas bas bağırıyorlardı. Yani Eti Mesut'ta örtü oldu falan diyerek kendi takımlarını ateşlemeye çalışıyorlardı. Bu sonuç Kastamonu'yu da sevindirdi. Çünkü 4 puan fark oluyor 5. sırası ile 6. sıradaki takım arasında. Karşıyaka kendini bence playoff'ta şey attı bu mağlubiyetin ardından. Yani Eti Mesut cephesinden bakacak olursak sonradan açıldı. Bu performansını sezonun ilk yarısında gösterseydi playoff'a bile kalabilirdi. Yani, tabii yani bir kritik bir iki maç kaybetmeselerdi kendilerini direkt atabilirlerdi. Tabii o ligde çok enteresan. Mesela ligin ilk haftalarında hatırlıyorum. İlk 5-6-6-7 haftasında yanlış hatırlıyorum sen daha iyi hatırlarsın. Karşıyaka küme düşme hattında. Evet. Sonuncu, sondan ikinci kötü falan başladı. Çok kötü başladı. Senle mi gitmiştik şeydeki maça? Afyon'a. Afyon'daki maça. Evet izledik. Ya ben İzmir gazetecileriyle konuşuyorum. Küme düşmenin en büyük adayız diyorlardı. Aynen öyle. Karşıyaka camiası çok sağlam bir camiadır. Evet. Yani öyle birçok şeyle PTT birincilik takımıyla tartışılmayacak ağırlıkta, büyüklükte bir tabii camiadır. İyi çevirdiler işi ama burada bir Eti Mesut'un onlara yaptığı iyilik bence sürpriz yani, şey oldu. Eti Mesut da tabii kendini şu an gelecek sene öncesinde bir moral kazandı bence. Çünkü bu galibiyetler Eti Mesut'un ilk senesinde, yani ikincilikteki iki senesi Eti Mesut'un. Bu ne kadar puan alırsa kendileri açısından gelecek sene öncesinin iyi bir referans. Evet. Yani mesela 11 gol oyuncusu var. Çok önemli bence. Mehmet Fuat Gölbeş 11 tane gol atmış. Takımının 11 golünde katkı sağlamış. Bu son maçta golleri de Mehmet Atik ve Ziya Şakar attı. Yani bu farklı özellikle oyuncular aynen da var. Şimdi iki maçı daha kazansa 51 puan yapar. Az bir puan değil. Tabii. İkincilikte 51 puan. Bir de orada ilginç bir şey var. Üçüncülükte Eti Mesut Belediyespor geçen sene çıktı. Bodrum Spor ikinci olmuştu. Ben tabii yarım Bodrumlu olarak. Bu sene de Bodrum geldi. Evet. Erol Hoca, Necati Hoca, Gürel Toroganlı. Onlara bizim aynen. Ankara Gücü ekibi orada aslanlar Necati gibi çalışıyor. Orada olan suyu başarı sergiledi. Necati Hoca teknik direktörlük yapıyor saha içinde. Erol Hoca sportif danışman. Erol Tok'tan bahsediyoruz. Sahaya iniyor. Erol Tok tabii Ankara'nın yetiştirdiği asker kökenli iyi hocalardan biridir. Arif Peçenek de beraber çalışıyorlar bir dönem. Arif Peçenek de beraber çalışıyor. Gürel Toroğan'da eski Ankara Gücü'nün sportif direktörü, kulüp müdürü Ankara Gücü'nün emekçisidir. Yani bu insanlar da orada gurbette bir takımı Ankaralı olarak kaldırdılar, götürdüler, bir yere getirdiler. Şampiyon biz Bodrum'a yani gittiğimizde görüşecektik. Yetişemedik. Necati Ekmen'le. Necati Hocam'a çok ayıp ettik aslında bakarsan. Ankara'ya neyse geldiklerinde, seneye şampiyon hoca olarak görüşürüz. Ankara'ya geldiklerinde özel olarak ağırlarız. Hızlı Hacettepe'ye geçelim hemen. Hacettepe konusu. Hacettepe konusuna girmeden önce. Ahmet, Aykut şu görselimiz hazırsa bir ilk önce Mustafa Hocam'ın görselini bir ver. Ben ona bir söz verdiydim. Twitter'da bir mesaj attım ben. Sen bu takımı ligde bırak, kral tahta oturdu diye başlık atacağım diye. İnternetten dağıtmadım, televizyondan atmış olayım. Tahta da oturmuş, fotoğrafını koymuş. Sanki, A gibi. Ama sanki mesajı göndermiş. Bülent bak lafın vardı senin, fotoğrafı kullan. Bak tahta oturdum ben fotoğrafı. Ciddi iş becerdi. Yani geldiğinde 18 maç 18 puan dedik. 32 maç 40 puan. 1-0 yenik durumdaydı Kahramanmaraş maçında. 1-1 oldu. 4-2. Çok gergindi maçtı bile. Ben Ahmet Kastamonu'ya gittim. Ben Hacettepe maçını takip ettim stat'tan canlı. Çok gergin bir maçtı. Mustafa Hoca ile maç sonrası konuşuyoruz. Maç çok gergindi diyor. Dedim maçtan daha gergin olan sendin. Yani hoca çok gergindi. Ya Mustafa Kaplan'ın niye bu kadar stres yaptığını o maçta da anlamadım. Ama öyle böyle büyük bir iş ama başardı. Ama tabii yenilseydi de kendisini yine bir tehlike altında bulabilirdi. Tabii işte matematiksel olarak garantileme şeydi. Bu hafta da Ahmet Spor'la maçı var. Evet, ya bu şampiyonluk maçı derecesinde. Şimdi Ahmet'in rakibi kim Ahmet? İstanbul Spor. İstanbul. Evet işte onun. İstanbul Spor'dan İstanbul'da puanı aldı. Ankara'da galiba puan aldı yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonluğun, o grupta şampiyonluğun direkt belirleyicisi oldu gibi. Tabii. Evet. İlk yarıda Hacettepe, Ahmet Spor 5-2 yenmişti. Galiba Arif Elmez'in ilk maçıydı. Evet, sen, evet. Yani Ahmet orada yendi. İstanbul'da, İstanbul Spor'dan puan aldı. Ya aşağılarda kaldı ama hep yukarılardakilerden ciddi puanlar aldı. Hacettepe şu an çok formda. Yani Mustafa Kaptan'ın gelmesinin ardından 13 maça çıktı.
Yani 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu çok önemli başarı bence. 3 de mağlubiyeti var. Kesinlikle. 13 maçta 3 mağlubiyet normal. Daha önce Mustafa Kaplan gelmeden önce küme düşmene bir numaralı adaydı bence. Yani çok galibiyet alamayan bir takımdı. Sadece 4 galibiyet almıştı. O dönem için çok az bir rakamdı. Ve Mustafa Kaplan geldikten sonra takımın kimyası değişiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama Mustafa Kaplan tabii ki bu başarısı. Yani Kral Hoca bir şey yapıyor. Yani, bu hafta sonu Ahmet Spor'la oynayacak. Ahmet Spor'da İstanbul Spor'la yarışıyor. 2 puan var aralarında. İkinci sırada Ahmet Spor. Yani Hacettepe ilk yerdeki bir Ahmet Spor yenerse İstanbul Spor şampiyon ilan eder. Öyle bir de Ankara'da 2 kazanırsa İstanbul Spor 5 puan olur. Evet. Galiba Hacettepe Ankara'da en fazla takip eden gazeteci de ben oldum bu sezonda. Geçtiğimiz sezonlarda da. Hacettepe'nin ben Ahmet yeneceğini düşünüyorum. Yani bu, yarın berabere kalsa İstanbul kazansa yine İstanbul şampiyon oluyor. Evet. İstanbul kazanır. 4 puan fark oluyor değil mi? Evet. Yani ben yenebileceğini düşünüyorum. Yeneceğini de düşünüyorum. Şeyin başında hala Ahmet'in başında kim var? Taner Taşkın mı? Taner Taşkın var. Biraz önceki kaldı saydığımız kadro. Etimesut ekibinin. Geçen sene Manisa'yı da çıkarmıştı. Tabii, Manisa'yı çıkaran hocam. Çıkarıcı özelliği var. Direktör. Evet. Bir ara var, hep öyle o. Metin Diyed'in de bir ara böyle yaptı. Sonra bir hocamız daha vardı hep. Erkan Sözer'i de bir dönem evet. Çıkardı. Hı hı. Şu an Ümraniye'nin başında. Şaban Hoca vardı galiba. Şaban Hoca vardı. Sakarya'nın başında. Şaban Özer. Balıkesir'i. Yok, Şaban Yıldırım mıydı? Balıkesir'in hocası vardı. İsmail Ertekin. İsmail Ertekin vardı. Ben o aklıma girdi. Evet. Bakalım ama ben diyorum bu hafta sonu eğer İstanbul Spor Kocaeli Birliği yenerse şampiyonluğunu ilan eder. Bir cümle, daha edelim Hacettepe konusunda. Mesela Mustafa Kaplan'ın gençlerin başında olduğu bir dönem vardı. 2014'ün başarısı değil mi? Evet. O dönem İrfan'ı çıkarmıştı, Ahmet Çalı'yı çıkarmıştı ve birçok genç oyuncu da çıkarmıştı. Evet. Aklıma geliyor. Yine bu takımda ona benzer, o kalitede oyuncular var. Hacettepe'de genç oyuncular var. 7 golle Noyan Öz var. 6 gollü Kadir Arıyor var. 5 gollü Mehmet Bektaş var. İyi bir takım geliyor oradan da. Genç, dinamik. Yine gelecek sene geçti. Aslında biraz önce ne diyorduk? Omurgasını kaybetti diyorduk. Abi, gençlerinde gelecek sezon bu şekilde omurga sallanabilir. Kadir'in muhteşem bir asisti var özellikle Kahramanmaraş maçında. Kaldık. Sen burada atladın. Ben ikinci yarı Mustafa Kaplan geldikten sonra asıl performansı en çok artan adam Taylan Antalyalı oldu. Evet, Taylan. Taylan inanılmaz bir çıkışa geçti. Taylan'ı kaybettik diyordum. Yani ikinci lige düştü. Bazı futbolcular işte kendini Süper Lig'e hazır hissederken alt liglere gidince kendilerini beğenmez hale geliyorlar. Haklılar da Bülent. Ben seyrediyorum o ikinci ligi Ankara Gücü sayesinde. Allah razı olsun bize gösterdiler, öğrettiler oraları da. Yani hakikaten orada oynamak çok zor bir şey. Yani halı saha maçında, mahalle arasında oynamak bence vallahi daha kolay. Yavaş yavaş programımızı bitirelim abi. Son sözlerimizi alalım. Son söz mü? Diğer şeylerimizi Branş programımızdan değerlendirelim. Kalabalık bir grubumuz var bundan sonra. Cevat Uğraş'ın hazırladığı Bu Da Mı Gol diye programında şampiyon 3 hocamız var. Daha doğrusu şampiyon süper amatöre çıkan 3 hocamız var. Son sözleri alayım Ahmet. Ben. İnşallah gelecek hafta burada hep beraber Ankara Gücü'nün şampiyonu kutluyor oluruz. Söyleyeceğim sadece bu şimdilik. Konuşuyor oluruz. Çünkü onlar kutlayacaklar. Biz kutlama hakkına sahip değiliz. Yorumcular olarak sadece kutlamayı değerlendiririz. Yani o kutlamayı istersek stada gideriz. Orada yaparız. Ya da başka bir yerlerde yaparız. Ama ne yazık ki öyle bir hakkımız yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama Mehmet Başkan da geçen sizin de çok emeğiniz var bu şampiyonlukta falan dedi sağ olsun. Yani... İşte o Klas Spor gecesinin doğruluğu yanlışlığı zaman içinde çıktı ortaya. Şimdi Klas Spor ödülleri toplansa, jürisi toplansa, şeyi toplansa kimin ödül alacağına tek kişinin itirazı bile olmaz. Evet. O zaman onu haksızlık olarak gören arkadaşlar bugün hakkının nasıl teslim edildiği konusunda herkes de fikir birliği halinde olurlar. Bunu da söylemezsem içimde gaz yapar. Ben henüz hiç konuya girmeyeyim. Çünkü girersem herhalde bir saat konuşurum. Yok, girmeyelim. Bence o konu kendi aramızda bir toplantıda, bir muhabbette halledilecek bir konu. O konu sadece bana da biraz üzüntü yarattığı için söylemek istedim. Yoksa tabii o konu aslında tartışılacak bir konu değil.
Çarşamba günü, yarın Ahmet'imizin programı var. Yarın Ankara Gücü'nün iyi günde kötü günde programında beraber olacağız. Çarşamba günü Meriç abinin İz Bırakanlar programı var. Hasan Şengel konuğu, Gençler Birliği'nin efsane başkanı. Rahmetli İnan abiden önceki başkanı Hasan amca. Yaşantik hürmet başkanı. Duyduğumuz, saygı duyduğumuz çok iyi bir insan. O anla sohbet edeceğiz burada. Perşembe günü de Ankara Gücü taraftarını özellikle ilgilendiren bir konuyla ilgili konuklarım var. Paso Ligi konuşacağız. Ankara Gücü taraftarı Paso Ligi'de Niye diyecekler? PTT 1. Lig'e çıkınca evet. Ya da TFF 1. Lig'e çıkınca öyle bir mevzuyla uğraşacaksınız arkadaşlar. Evet. Onu anlatacak. Yani imtihan öncesi, ilk imtihanlar öncesi başa neler gelebileceğini, neler yaşanabileceğini. Hazırlık soruları, test sınavı. Süreci anlatmak istiyoruz. Bugün programımızın sonuna geliyoruz. Herkese çok teşekkürler. 5 dakika sonra Cevat Uğraş ve konukları stüdyomuzda olacaklar.